neredesin kocacığım? Aa, oturmuş burada miskin miskin gazete okuyor. Kalksana gidesin be kocacığım. Nereye gideyim be hanım? Müsaade et de bir pazar günü evimde oturup da gazete okuyayım rahat rahat. Allah aşkına rahat bırak beni. Ayol, bu pazarın bizim için değişik bir pazar olduğunu unutuyorsun galiba. Neresi değişik bir pazar? Alelade bir pazar işte. Hayır efendim, alelade bir pazar değil. Tamam, fevkalade bir pazar olsun. 15 günden beri yüzünü görmediğimiz kızımız Avrupa seyahatinden dönüyor. Gitsene kızı karşılayasın. Dönüyorsa hoş geliyor, safa geliyor. 20 yaşında kazık kadar kız evin yolunu bulur gelir. Kaç yaşında dedin? 20. Halt etmişsin. Benim kızım daha 15 yaşında. Vallahi mi diyorsun hanım? Bizim kız 20 yaşında. Aa, 15 yaşında. Ulan ben kızın babasıyım, yaşını bilmez miyim? Sen babasıysan ben de anasıyım. Müsaade et, ben daha iyi bileyim. Yapma gözünü seveyim. Biz seninle 65'te evlendik. 66'da kız doğdu. Sene 86, kız 20 yaşında. Hesap var, kitap var. Ay, benim öyle hesaba kitaba aklım ermez ama bildiğim bir şey varsa kızımın 15 yaşında oluşu. Pes. Karı kendini 5 yaş küçülsün diye çocuğu yeni doğmuş yapacak yani. Tamam, 15 yaşında olsun. Sonra yine saçma konuşuyorsun sen. Niye? Evet, kızımızdan bir telgraf aldık. Hareket ettim Paris'ten. Bugün orada olacağım babacığım, anneciğim demiş. Ama hangi vesayette geleceğini yazmamış ki. Trenle mi gelecek, tayyareyle mi, otobüste mi, nereye gidecek? Allah aşkına, bundan kolayı ne var? Nasıl? Gidersin tren istasyonuna. Baktın oradan çıkmadı vapur iskelesine. Evet. Vapur iskelesinden çıkmadıysa tayyare meydanına çıkar. Evet, işim yok. Sabahtan akşama kadar sırık hamalı gibi iskele iskele istasyon dolaşacağım ha. Gitmiyorum. O kadar meraklıysan gider kızını kendin karşılarsın. Sen şimdi gitmiyor musun? Gitmiyorum. Pekala, ben kendim gitmesini bilirim ama bunları senin burnundan fitil fitil getiririm, alacağım. Hello, mami. Ay, gitmemize lüzum kalmadı, kızımız geldi. Gözün aydın, 15 gün geldi. Hello, mami. Neyda, neredesin kızım? Neredesin Neyda? Mami. Yavrum. Canım evladım benim. Gel şöyle otur bakayım. Anacın seni ne kadar özledi bilemezsin evladım benim. Güzeller güzeli yavrum benim. Yok kız Leyla, babana bir merhaba yok mu? Merhaba Tahsin. Duydun mu? 40 yıllık asker arkadaşım gibi ismimle hitap ediyor kız bana. Tabii, her zaman demez misin ben ismimle iftihar ederim diye? Ederim tabii, evet, ismimle iftihar ederim ama kızımın ağzından işitme hoşuma gitmez. Ne o kız, baba demeye sıkılıyor musun yoksa? Hadi şuna bir baba deyiver, hadi. Hadi merhaba. Deyiver, başının gözünün sadakası olsun. Merhaba Monşer Papi. Papi senin babandır lan. Her neyse, iyi ya işte, sen nesin? Ne? Papi. Yavrucuğum, yolculuğun nasıl geçti, anlatır mısın? Ah anneciğim, Paris'te bir gezdim, bir eğlendim deliler gibi. Sahi mi? Fifi ile Mimi de beni her gün tenis, dans, müzik, eğlence harikaydı. Ay çok güzel. Hele orada bir boyla tanıştım. Neyle tanıştın kız? Boy. Aa, anlamadım, ne demek o? Erkek arkadaş yani anneciğim. Ha, erkek arkadaşla mı tanıştın? Evet. Görme, bayılırsın. Ay, harika bir genç. Nasıl bir şeydi? Anlat be evladım. Ağzı nasıldı? Sütun gibi bir boy. Gözleri nasıl? Gözleri baygın. Burnu nasıl? Burnu çekme. Ah, kaşları. Ne olmuş hanım? Kızımız Paris'te bir erkekle mi tanışmış? Evet efendim. Kaşı gözü güzel miymiş? Okka gibiymiş. Dur mendil vereyim de ağzının suyunu sil bari. Bana ne oluyor bak koca karı? Bana bak kız. Dünyada kız arkadaşlar bitti de sıra erkeklerle mi arkadaşlık etmeye geldi? Aman papi. Tabii. Bravo vallahi, bayıldım size. Her neyse yavrum, nasıl geldin, neyle geldin Paris'ten? Ah sorma anneciğim, Tanju'nun ultra lüks Mercedes'iyle geldik. Sahi mi? Harika geçti yolculuk. Ya buraya mı getirdin arkadaşını? Tabii, dışarıda bekliyor. Ay, niye söylemedin daha evvel? Neyi getiriyorsun? Ay, rezil olduk evladım. Ay, misafirimiz. Bana çağırmasın herifi. Niye? Ben istemem öyle. Ben isterim. Ben kıskanç adamım, evimde dişi sinek bile istemem, tamam mı? Kızımın arkadaşı benim arkadaşım. Gelsin kovarım. Hayır, kovamazsın. Ay kızımın Paris'te tanıştığı erkeğe bak. Ay ne kadar güzel ev bu böyle. Ay şu dekora bak. Ay şu resme bak. Ay şu çiçeklere bak. Ay herife bak. Ay yani. Ayol kuş kafesi gibi eviniz var. Çok güzel bir dekorasyon. Tanıştırayım. Arkadaşım Tanju. Mami.
Mami. Mami mi? Mami. Ay olamaz. Niye? Ay şu güzelliğe bak. Şu zerafete bak. Ay o kız kardeşin gibi duruyor. Ay çok teşekkür ederim. Madam, müsaadenizle öpebilir miyim? Müsaade sizin efendim. Bu da papim. Efendim? Papim. Papim mi? Papisi. Adama bak. Kır karamiler gibi duruyor. Şey, oturmaz mısınız efendim? Oturayım efendim. Hoş efendim, geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, ah, anladım. O kadar güzel. Hani bilemezsiniz. Tamam, evet, sen biliyorum efendim. Her şeyi sorarsınız. Affedersin be oğlum. Efendim? Ayakların. Ya, biliyorum. Gözüksün ne çıkar. Efendim, evet, dinliyorum. Şu kızdan Paris'te tanıştık. Evet. Yani... Yavrum ayakların diyorum. 42 numara giyiyorum. Efendim? Evet. İndir ulan onları ayağın kokuyor. Asim. Kokmak. Mik mak. Siz de leş gibi cehalet kokuyorsunuz. Şey, yolculuğunuz nasıl geçti? Ay, anlatır mısınız? İyiyim Selim, böyle anlatayım. Efendim, yolculuğum harika geçti, anlatamam. Ay anlatın, anlatın. Evet, efendim kızınız Leyla ile... Kimle? Leyley, Leyley. Leylek kim oğlum? Kızınız. Benim kızım Leyla yavrum. Aa, sosyetede Leyley deniliyor. Allah aşkına. Tabii. Sosyetede. Tabii. Yani şimdi 40 yıllık Mecnun'un Leyla'sı sosyetede Leyley mi oldu? Evet. Demek sen Remziye res res, ben Yasin yas yas. Hadi oğlum. Ne modern aileyim ben. Her neyse. Kızınız Leyley ile Paris'te Orly Havalimanı'nda tanıştık. Ah pek güzel. Evet efendim. Baktım ki Leyley'in işleri bitmiş. Heh. Türkiye'ye dönmeye karar veriyor. Evet. Benim de işlerim bitmişti. Ay ne kadar güzel. Ne yapalım ne edelim, beraber dönmeye karar verdik. Çok iyi yaptın. Ay! Ay o yolların güzelliği. Çok mu güzeldi? Ay o yol, yani hükümeti helal olsun ayol. Heh. O kadar güzel, o kadar kaygan bir yol ki. Yumurtayı burada bırakıyorum, orada eline veriyorum. Yani o kadar güzel bir yol. O yollarda ah o kuşlar, o uçuşan kuşlar. Tatlı tatlı meleyen kuzular. Beri tarafta acı acı böğüren öküzler. Her neyse efendim. Edirne'ye kadar çok rahat geldik. Fakat Edirne'den sonra yollar bir bozuk. Ay bir bozuk anlatamam. Ya. Leyley de benim yanımda oturuyor. Evet. Efendim bizim kırmızı Mercedes çukura girdikçe Leyley hop benim kucağıma, hop arabanın minderine. Hop benim kucağıma, hop arabanın minderine. Yani sizin anlayacağınız kızınızı Edirne'den kop kapıya kadar hoplata hoplata getirdim. Ay ne kadar güzel yapmışsınız gözü kör alatıcı herif. 25 senedir seninle evliyim. Bir gün olsun beni hoplatmadın boyun devrisine. Evet. Ben banyoya gidiyorum. Evet. Sonra sizinle bol bol görüşeceğiz. Tabii efendim. Müsaadenizle madem. Tabii müsaade sizin efendim. Görüşmek üzere sevgilim. Bay bay. Arkadaşımı nasıl buldun Mami? Bayıldım Leyla'cığım. Bundan iyisi can sağlığı. Ya sen Papi? Ne var yavrum? Arkadaşımı nasıl buldun? Bu oğlanı. Bayıldım. 10 yaş genç olsaydım bir şey düşünürdüm ben ona. Puh sizin zevkinize tüp sıkayım ben be. Ne bunun neresini erkek diyorsunuz? Bir saat methettiğiniz herif bu muydu? Tabii. Kaşı güzel, gözü güzel dediğiniz herif. Herif erkekten ziyade civataları sökülmüş arabaya benziyordu. Sen modernlikten ne anlarsın bir kere? Ama Papi bütün genç kızlar ona bayılıyorlar. Desene genç kızlarda da zevk kalmamış. Her neyse. Zaten bu mevzuları kızın yanında konuşmakla layıkıyla yüz göz olduk be. Hı. Kes bu mevzuyu. Amcandan parayı aldın mı? Aa ne parası? Ne demek ne parası? Ben seni Paris'e niye gönderdim? Amcanı görüp para al diye değil mi? Ama Papi topu topu 20 güncük kaldım Paris'te. Gezip eğlenmekten amcamı görmeye vakit mi kaldı? Duydun mu hanım? Duydum. Kızımızı hususi bir maksatla amcasını görsün para alsın diye Paris'e gönderiyoruz. Kız orada 20 gün kalıyor, amcasını görmeye vakit bulamıyor. Yani insaf vallahi Rasim, insaf. 15 gün içinde nerede vakit bulsun Allah aşkına? Sen de söyle söylersen yarın öbür gün tepemize çıkar bu kız. Bana bak. Yas. Ben seni para al diye mi gönderdim yoksa böyle dandini süppelere sevdalan diye mi ha? Sevdalanmak mı? Ne banal kelime. Tanju şık bir genç. Hoşuma gitti. Şimdilik idare ediyorum. Herifi. Hı. Duydun mu herifi idare ediyormuş. Tabii. Zaman değişti. Eskiden erkekler idare ederdi. Şimdi kızlar idare ediyor. Allah aşkına. Kızım burnundan gelecek. Otursana. Lan gırtlağımı sıkarım bu hanım. Allah çok. Benim kim gırtlağımı sıkıyorsun? Canım ben iddetimden ne yaptığımı biliyor musun? Hadi lan. İnşallah evleneceğin zaman babana danışmayı unutmazsın. Evlenmeye karar verirsem önce paşa gönlüme sonra da sevgili mamime danışırım. Tabii evladım benim. Bay bay Papi.
Her neyse ben karar verdim kızımı ortam nadire vereceğim o kadardı. Madem ki sen bu mevzuya temas ettin, bundan sonra adam buradan içeri adımını atamaz. Yok yok. Hele bir gelsin. Ortam. Vallahi iki bacağından tutar. Cart diye yırtıveririm sonra. Her zaman gelir ortam. Gelemeyecek. Hiç olmazsa adam gibi adamdır. Böyle züppeler gibi değil. Tamam mı? Bak. Geliyor galiba. He? Kapı mı çaldı? Bilmem, bir ses duydum ama. Ben de. Vallahi o. Bak adam olacak insan nasıl belli oluyor bak. Masraf olmasın, ceryan gitmesin diye zile basmıyor, ağzını ısırmıyor bak. Bana bak Rasim, kov onu diyorum sana. Çabuk kov. Bak. Bu nedir böyle? Bak, geçenlerde Kanarya sesli zil alacaktım. Çok pahalıydı, alamadım. Üzülmeyin diye onu yapıyor şimdi. Hayır, ben bak, gel ne yapayım? Bu ne orta? Neredesin lan? Hoş geldin, gel otur. Niye gelmedin? Ya bugün pazar, fabrikada ne işin var? He? Bugün pazar, fabrikada ne işin var? Ne demek ne işin var lan? Ne demek ne işin var? Neye karar verdik? Neye karar verdik? Tatilden istifade edip yağlara yağ karıştıracaksın lan. Yasin, tereyağına nef yağı kurduk. Kabul etti ya. Kabul etti de çırağı tattırdın, yerinde duramadı hani. Aldırma, bunları sonra konuşuruz. Yasin, bu şeyde asker durumda... Yok lan neydi lan bu? Asker durum neresi? Yok, Erzurum. Erzurum'dan sabahleyin telgraf geldi. He. O Necabettin Efendi miydi? Necabettin Efendi. Selam söylüyor. E niye yağ göndermiştik 200 teneke? Biz geçen seferki 200 teneke yağın içine ne kadar patates koyduk, bir kilo mu koyduk? Evladım ben sana her zaman tembih ederim. Bir teneke tereyağı, yarım kilo patates koyacaksın. Allah Allah, ben şaşırdım lan. Niye? Bir teneke patatese yarım kilo tereyağı koyacaksın. Yer misin zeytin? O ne böyle leblebi... Ne diye atıyorsun zeytin? Ben leblebi yerine zeytin yiyorum, nedir? Niye çekirdeği yere atıyorsun? Nereye koyacağım? Al onu oradan. Görgüsüz herif. Çekirdek yere atılır mı? Nereye koyayım oğlum? Al onu. Bir yere atıver işte, kimsenin görmeyeceği bir yere. Nereye koyayım? Hizmetçi oraya bakmaz mı? Süpürürken bakar. Nereye kimsenin koy? Bakmayacağı bir yere koy. Oğlum kimsenin bakmayacağı yer. Nereden bulacağım bu yeri? Aaa! Münasebetsiz şey! Yaptın lan? Ne bak, kimsenin bakmayacağı yer miydi? Saçmalama, olur mu öyle şey? Ne bağırıyorsun be? Bağırırım tabii. Ne kızıyor, alırız lan aman sen. Aaa! Ay deli midir? Yasin bu seksoloji bayrağı mı lan, ne lan? Yapılacak iş mi be? Ne kızıyorsun lan, korum yerine. Hadi canım sen de münasebetsiz şey. Yasin. Gözün kör olmaz, sen adam olmazsın. Nereye cuvar arayayım? Allah canımı alsın, adam olmazsın sen. Yasin. Seni fabrikatör ettim, kendimi ortak ettim, siyasete atıldın. Belki bakan, belki başbakan olacaksın ama adam olamayacaksın. Yasin seçimler yaklaşıyor, durumun çok güzel. Bırak şimdi seçimleri. Bir güzel konuşma yaptım. Evvela sen adam olmayı öğren, adam olmayı. Adam kibar ya. Olmayı öğren. Niye beni paylıyorsun? Paylarım tabii ya. Bir türlü ne seni... Ne lan, ben senin karın mıyım? Seni bir türlü adam edemedim, ona üzülüyorum. Biliyorsun bugünkü gün bana borçlusun. Niye? Kibar bir erkek olmazsan hiçbir şeyde muvaffak olamazsın. Kibar bir erkek de bir salona girdiği zaman evvela bir sağına soluna bakar. Hiç baktın mı buraya girdiğin zaman bir sağına soluna? Baktım, senin avrat oturuyor. Kaba herif. Avrat mı denir? Affedersin, gancık oturuyorsun. Ne lan o saçların modeli terzi kuşu? Terzi kuşu yuvası gibi. Oğlum, karşında senin bir dam var, dam. Ne damı be? O dam. Kiremidi kalmamış oğlum. Ulan E-boş yolunda kamyon çarpmış. Timofil'e benziyor kadın. Çamurluk bir tarafta, vites kolu bir tarafta. Şanzıman dağılmış. Yasin. Ulan şu karıyı boşa versem anamı vereyim ben. Allah anamı vereyim. Oğlum bırak şimdi böyle şeyleri. Kibar olmaya gayret et yavrum. Kibar bir erkek bir salona girdiği zaman evvela sağına sunma bir merhaba der. Dedim sana. Bana dedin, karıma söyledin mi? Yenge hanım selamun aleyküm. Yenge hanım merhaba. Cevap vermiyor. Vermez tabii. Öyle köy kahvesine girer gibi selamun aleyküm dersen vermez. Bir erkek bir kadına daima kibar şeyler söyler. Bir kadının gönlünü alır. Git karımın gönlünü al. Sen karının koynunu alamıyor mu lan? Tövbe Allah belanı ver. Oğlum öyle ulan haftada bir çuva keç mi oynuyor? İt oynuyor. Öyle değil. Ne gülüyor? Ha, ne gülüyor? Öyle değil.
değil yavrum. İnsan kibar ve erkek bir kadına daima kibar şeyler söyler. Mesela karımın yanına git, hanımefendi de bugün ne kadar güzelsiniz de. Ben yalan söylemeyi sevmem. Söyle, siyahlar size ne güzel yakışmış de, her gün günden güzelsiniz de bir şeyler söyle. Yazık hatırlayacağım. Hanımefendi bugün her gün günden güzelsiniz. Mersi! Yazık mersi dedi lan. Devam et, devam et, devam et. Ama ne kadar güzel kıyafet böyle bu. Yüzümüz ne kadar... Yüzümüz kırış kırış, hiç uyumadınız mı dün gece? Ulan ben bu elbisenin kumaşını bir yerde gördüm. Perde ama nerede gördüm lan? Nerede? Ümim'in hanede gördüm, orada gördüm. Bugün her gün günden güzelsiniz, yani bunu kabul edin. Sen de bugün her gün günden ayısın, ayı. Puh! Ne gülüyor lan? Ayı dedin lan. Niye gülüyorsun? Ayı benim yanımda bu kadar kalır lan. Kızımı sana vereceğim, alır mısın? Ver alırım, niye almayayım onu? Sen benim ortağımsın, ben senin altını kırar mıyım? Getir alırım. O mesele değil, şimdi Tekirdağ'dan yağlar. Hani kızı alıyorsun lan, değil mi? Şimdi yağın içine... Kızı diyor, diyorum yani, alıyorsun ha? Alırız Emre Hoca. Sağ ol, Allah razı olsun. Ay, paket mi yapayım, kese kağıdına falan mı koyayım? Masraf etme, ben götürürüm elinle torbayı. Saçmalama be aptal. Bakkaldan patates mi alıyorsun orada? Yok, kız alıyor. Kızımla evlenebilmen için evvela karım seni beğenecek... ...saniyen kızım seni sevecek. İş ona kaldı mı, niye kadınlar, niye kızlar beni beğenmiyor? Niye? Yok, ben küçükken askere gitmeden evvel... ...çocuktum ben, bütün kadınlar, kızlar beni seviyordu. Ne zaman askere gittim, girdim, hepsi benden kaçıyor. Ben buna bir mana veremiyorum. Kalk bakayım şöyle ayağa. Mağazaya mı gideceksin? Bak ayağa dedim, şöyle bir dön bakayım. Yazık, ne döndürüyorsun? Dön, dön bir göreyim seni. Oğlum niye döndün? Dön dedim, bir göreyim. Ulan seninle bugün bir iş vardı, onu çıkartamadım. Ulan canını olmasın, bir de kadınlar, kızlar beni sevmiyor dersene. Seni bu kılıkta hangi kadın kız sever be? Ne var lan? Sen şu kılığına, kıyafetine hiç dikkat ettin mi sen? Barıştırma, darçın rengi lan. Ne biçim renktir o, bu ceketin hali ne böyle? Ne biçim ceket bu öyle? Ne barıştırıyor lan, kıskanç. Ne, nesi var bunun be? 17 senedir giyiyorum ben bunu. Bunu? Horoz Dibak'tan aldım ben bunu. 17 sene. 4 defa torniston yaptırdım ben bunu. Hadi be. 4 senede bir cep, bir buraya geçiyor mu bire geçiyor. Bu cep bir buraya geçiyor mu buraya geçiyor. 4 tane dolma kalem kaybettim. Dolma kalemle elbisenin ne alakası var? Torniston yaptırıyorum, bu cep buraya geçiyor. Ben kalemi bırakıyorum, kayboluyor. Ya bu güzel. Şu pantolonu hiç ütülendi. Ulan bırak ulan, her gece yatağın altına koyuyorum, ne sıkıştırıyor. Senin şu kılını, kıyafetini hiç beğenmedim. Acaba diyorum, kızımın Paris'ten getirdiği herife... ...nadire bir ona benzetsem... ...karımla kızım beğenir de bana damat olur. Ben diyorum acaba bezir yağının içine tereyağı karışıyor. Bana öyle geliyor ki... Bana öyle benzetsem. Geliyor ki yağın içine karıştırmak lazım. Nadir. Buyurun. Kakaya. Buyurun abi. Paçanı sıva. Niye? Kerpiş mi keseceksin? Sual sorma, paçanı sıva. Oğlum kerpiş mi keseceksin? Niye böyle itiraz ediyorsun? Ortaklığa karar verdiğimiz zaman bir kontrat yaptık. Kontratın birinci maddesi ne der? Fikri ben veririm, işi sen yaparsın. Evet. Fikrimi veriyorum, paçanı sıva. Şimdi bunun kontratla ne alakası var? Oğlum paçanı sıva yavrum. Oğlum cüzdanı bilmezsin ulan, gerilendin yine bu. Hadi dediğimi yap sen. Yani sıva dediğin yani kıvrat mı diyorsun ya? Hangi sıva? Öbürünü de sıva. Bu da mı ya? He. Ne yapayım yani paçaları? Sıva, şimdi çorapları da simit yap. İşte sen bunu simit, bunu gevrek yap, vurdum yukarıda. Tori, dalga mı geçiyorsun beni? Yok yavrum, yani kıvır aşağıya doğru diyorum. Ha kıvrat diyorsun, kıvrat. Ha kıvrat diyorum, ayı. Ne dedin, ne dedin? Ayı dedim. Allah razı olsun. Ayı deyince de geberiyorsun. Allah seviyorum. Allah ayı ala. Ay. Şimdi dolunu... Yok, doka dokundu. Pantolondan içeriye girme. Olmadı, paçaları görüntü. O pantolon da olmadı, rengi çok kötü. Şimdi ben diyorum... Acaba benim pantolonla o pantolonu değiştirsek daha güzel olmaz. Yarın sabah Golli'den, yarın sabah Golli'den 5 teneke yağ gelecek. Dur, 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 yavaş. Golli'den 5 teneke... Gözüne be. Golli'de lan, deniz lan, Allah cezanı. Bırak şimdi. Bana bak, pantolonu çıkar. Pantolonunu çıkar. Ne yapıyorsunuz burada? Yani? Ne yapıyorsunuz? Bir gençlik günahı ol. Utanmıyor musun be adam sen? Ne bağırıyorsun lan, kocana muhat olsana. Adamın gözü kararmış, her yere saldırıyor. Hadi oradan münasebetsiz şey. Puh, puh size. Buyurun, adımız da çık. Allah senin canını almasın, he mi? Şurada kimse görmeden şu pantolonları değiştirelim dedim, 7 mahalle gördü. Sen pantolonu değiştirmek için mi dedin? Sen ne zannettin? Ulan öyle desen lan, adamın aklına bin türlü şey gelir. Ne gelir be? Pantolon değiştirmeye bak, çıkart benzeteciye. Sen çıkarma benzeteciye.
fena. Tamam, vazgeçtim. Böyle ay, ter şey bastı lan beni. Hadi bırak şimdi. Gel bakayım buraya. Ne yazık lan, yağ kalmış lan. Bırakmayın. Şöyle doğru dur. Niye açıyorsun oğlum onu? Şu ceketinin yakalarını kaldır. Seni bu vaziyette bir şey benziyor. Yasin soğuk mu çıkacak? Değil yavrucuğum benim. Yasin benim. Graviyeti çözme lan. Niye? Ulan çözme lan. Niye yavrum? Bağlaması gibi. Bunu kim bağladı? 9 sene evvel dükkancıya bağladı. Nasıl kullanıyorsun? Kafama sokup çıkartıyorum, sokup çıkartıyorum. Sen anlamadın yavrucuğum. Ben bunları senin kara kaşın, kara gözün için yapmıyorum. Yasin siyah... Şimdi seni değiştireceğim. Koca. Seni o kızımın Paris'ten getirdiği adama benzeteceğim. Koca. Sen ona benzeyince kadınlar kızlar o adama bayıldığı için sana da bayılacaklar. O zaman ne olacaksın? Bana damat olacaksın değil mi yavrum? Biliyorum. Tamam, şu anlatmak istediğim ben bu. Ben diyorum 250 gram kadar. Yasin. He. Graviyet nerede lan? Niye kestin lan? Kesmedim, boynunda yavrum. Anam! Ya boynunda kesmedim. Niye biz yeni graviyeti kestin? Ya kesmedim boynunda. Ulan 9 sene oldu alalı daha lan Allah ya. Ya değil, boynunda kelebek yaptım. Ne ettin? Kelebek. Ulan niye beni hayvanatı vahşiye yapıyor? Bak şimdi. Dokunma lan. Aa, elin ayağı koy. Bak dedim sana. Emanet lan, yapma lan. Böyle giymeyeceksin aptal gibi şapkayı. Şapkayı da modern bir şekilde giyeceksin. Yasin. Ha. Hakkını helal et, başın sağ olsun. Niye? Ulan bana trafik kazası mı yaptıracaksın? Yok. Çok güzel. Şu kolunu kaldır bakayım. Yasin. Şimdi ben diyorum ki oğlum. Hadi kolunu. Bu arada dükkana bak. İndir. Kuyumuna koy. Evet. Çok güzel. Tıpkı Alain Delon'a benzedin ha. Kime benzedin? Alain Delon'a. O adam da benim gibi böyle kepaze miydi lan? Benzerdi. Şimdi kıyafet tamam oldu. Geldik yürüyüşe. Şöyle bir yürü bakayım yolda gider gibi. Nasıl? Mesela evden çıkmışsın da sabahleyin fabrikaya geliyorsun. Ya evden çıktım işe gidiyorum. Ha. Yani öyle mi diyorsun? Ha. Şu Allah ne oldu be? Yürümüş geçiyor. Ha bağırıyor ya. Olmaz. Böyle yürümeyeceksin. Bak oğlum. Hayatta 3 türlü yürüyüş vardır. Bu nedir bu Yasin? Aritmetik, matematik, sistematik. Yanlışsın. Hayatta 3 türlü yürüyüş vardır. Nedir? Rafan, tırıs, dirdam. Ben bir tırıs gideyim üstünde kahve içersin oğlum. Değil yavrum. Sistematik yürüyeceksin. Kızımın getirdiği herif sistematik yürüyor. Kadınlar kızlar ona bayılıyor. Ulan medeniyet ne kadar ilerlemiş. İlerledi. Bak bundan haberim. Bak ben sana öğreteceğim şimdi. Şunu bana bir göster bakayım. Göster. Nasıl yürüyor? Bak şimdi. Yürümek için evvela durdun tamam mı? Hey. İlk iş olarak neticeni 20 santim kadar dışarı çıkartacaksın. Ondan sonra kıvıracaksın böyle. Sonra yürüyüş sakin olacak yani böyle. Kralat ben abim. Yasin. Ben hemen bir hoca alıp geliyorum, okutalım seni. Ne diyorsun be? Ulan ırsı kırık lan, nedir lan bu halin oğlum? Oğlum böyle ulan yürüyeceksin sen de. Ben böyle yürümem oğlum. Böyle yürümezsen kızımla evlenemezsin. Al kızını başına çal lan kızım. Alma be. Almıyorum lan. Alma be. Alma. Aman kızım sana mı kaldı, alma. Aman be. Aman be. Aman sen. Elimi sallasa 50'si gelir kızıma. Kaçsın kızım lan hadi. Git hadi güle güle. Sermayemiz de başkasının olsun. Yasin sermayeye bir şey olmasın. Aman aman sermaye çok nasıl gideceğim onu koştum. Geç geç ya. Evet o, mabadini 20 santim dışarı çıkar. Yasin mabadı çıkarttırma bana. Çıkart dedim sana. Ulan et oğlum. Çıkart dedim. Şöyle mi diyorsun? Fazla oldu, 15 santim içeri al. Ben 55 mi çıkarttım acaba? Hadi yavrum kıvır. Yasin kıvırattırma sana. Kıvır dedim sana. Yasin kıvır dedim. Kıvırmıyorum lan sen. Sermayeyi düşün. Aman ayıp ettim abi. Hadi yürü. Şimdi böyle mi diyorsun? Çok güzel. Gel öpeyim seni. Gel. Al. Gel. İç oğlum. Ne oldu be? Bana kıvratıp kıvratıp karşıma geçmiş zor duyuyorum. Gel. Değil oğlum. Güzel oldu. Şimdi gelelim saat meselesine. Saatin var mı? Var. Cep saati var. Cep saati olmaz. Serki sok. Bir tane kol saati alacaksın. Neden masraf ettiriyor? Masraf olup da ne olacak? 60-70 bin lira bir şey. Allah kalsın kızım. Allah Allah. Hadi hadi. Allah. Ben sana hediye ederim hadi. Diyelim ki kol saatin var. Hı. Saatte 6:15 geçiyor. İyi. Bir kadın geldi senden saati soruyor. Mesela ben bir kadınım şimdi. İyi. Geldim senden saati soruyorum. Bana cevap vereceksin. Mahir Bey saat kaç? Evet. Mahir Bey saat kaç? Ben bunu anlamak istiyorum. Hı. Sen erkekten dönme kadın mısın? Yok. Karı gibi konuşsana lan.
Ha, konsantre olacaksın. İyi. Oldu. Fahim Bey. Buyurun efendim. Dikkat. Bakalım. 6'yı çeyrek geçiyor. Puh. Allah canını aldı. Niye tükürüyor lan? 6'yı çeyrek geçerken modern bir insan 6'yı çeyrek geçiyor der mi? 6'yı çeyrek geçiyor olursa saat 9:15 mi geçiyor diye. Değil yavrum. Herif adam. Hayır, sistematik bakacaksın saati de. Kızımın getirdiği herif başka türlü söylüyor. O da mı sistematik oldu? Tabii sen bana sor bak saati. Ya şimdi ben saati bozacağım. 18'i çeyrek geçiyor. 18'i çeyrek geçiyor. 18 sen çırpıldın. Vallahi sen bir yere bir şey ettin gibi geliyor. Oğlum böyle bakacaksın saate. Ben böyle kepazelik yapamam. Yapamazsan kızımı alamazsın. Al kızını kopar. Alma, alma be, alma be. Hadi güle güle. Hadi eyvallah. Hadi yürü. Orta tuta kalır. Hadi. Sermayemiz de başkasının olsun. Basak bizi 20 geçiyor. Sermayeden bahsetme oğlum. Hadi fenalık geliyor. Saat kaç? Saat kaç? Var 8:20 geçiyor. Hani ya bileci, kasap bıçağı, ekmek bıçağı. Yasin 4 defa saate baktır sakat kalacak. Seni bu kılıkta karımın yahut kızımın görmesini isterim. Ben sana kızımı göndereyim, kızım seninle alay etmez. Yok oğlum gönder. Yalnız kızım buraya geldiği zaman kızımla kibar kibar konuş. Odun gibi konuşma. Ne yani? Tatlı şeyler söyle. Mesela sen kızıma tatlı ne söyleyebilirsin? Ne söylerim? Ne istersek söylerim. Mesela pohlava söylerim. İsim. Öyle değil. Daha yumuşak. Yumuşak. Mehlebi. Öyle değil yavrum. Eşüreysin. Eşüre. Değil. Tatlı kelime, cümle, laf. Tatlı konuşma mı diyor? O tatlı konuşma. Şekerci Ali Müüttin Hacı Bekir'dir. Herifin bir Osman Nuri'dir. Tatlı laf bu. Öyle değil oğlum. Bu. Mesela kızım buraya geldiği zaman bu çiçeği alırsın, evet, kızıma evet. Verirsin. Evet. Verirken de küçük hanım, bugünlerde bir çiçek kadar yükseliyorsunuz nazarımda dersin. Ne bunu diye mi geliyor? Şş, ya? Kız geliyor, unutma. At şu çiçeği, unutma. Küçük hanım bugünlerde bir çiçek kadar yükseliyorsunuz nazarımda diyeceksin. Yasin gel lan, anlamadım onu. Küçük hanım bugünlerde bir çiçek kadar yükseliyorsunuz nazarımda. Yasin bir daha iyi. Hayır, ne olur. Sabah erken de Trabzon'a gidelim, yağlar orada kaldı, haberim olsun. Küçük hanım bugün nerede çiçek kadar yükseliyorsunuz nazarında. Al bıçağı götür, mezarlığa koy, gel 15.000 lira vereyim. Aa, ne güzel bunlar, nereden aldın? Cenazeden çaldı. Bu çiçekler çok güzel, bana bunları getirdiğine göre bir de evlenme teklif et bari. Senin haberin yok ulan. Yok. Aa, sayı yok ulan. Baban gitti, sen bana varacak mısın? Kim? Bana varacağım, babanla konuştuk biz. Ben. Bir saati sorsana bakalım. Saat kaç? Aa, 98. Allah belanı vermesin aslında. 18:20 geçiyor. Demek ben sana varacağım. Ayıp ediyorum bak, yürüyüşe bak. Görüyor musun? Ne görüyorum? Bu kılıkla mı sana varacağım? Bak kravata bak, kebelek yaptım. Aman ne hoş kravat bu böyle. Şapkaya bakın. Paçalara bakın, İspanyollar gibi. Gel gel. Irıspı. Değildi kızım, paçaya dokundu, kızdırdı gitti. Kız geldi mi? Geldi. Allah aşkına, söylediğim lafları söyledin mi? Söyledik. Ne dedin? Ha, bu çiçeği götür, mezarlığa koy, gel dedi. Ettin mi bu lafı? Vallahi dedik. Tek başına mı söyledin? Ne olacaktın laflar, 4-5 kişiye lüzumu var oğlum. Meğer sen ne yamanmışsın be. Ayıp ediyorum. Allah canını alsın senin. Niye tükürdün? Ne güzel bir plan kuruyorum. Karımla kızımın gözüne sokacağım. 2 lafta her şeyi berbat ediyorsun. Niye bizi kızı ona bana veriyorsun? Aman olma be. Kızımda bir sakatlık mı var lan? Niye sakatlık olsun? Niye? Sen sermayemiz dışarı çıkmasın istiyorum ben. Ne güzel bir plan kuruyorum. 2 lafla her şeyi berbat ediyorsun. Başka bir şey bulmalı. Başka bir şey bulmalıyım. Muhakkak seni karımla kızımın gözüne sokacağım. Sen bana damat olacaksın. Var, bu kızda bir şey var, ben biliyorum. Buldum. Ne buldun, ver. Neyi? Ne gibi? Tabii, aklıma fikir geldi. Kadınlar mazileri, maceralı geçmiş erkeklerden hoşlanırlar. Ne gibi yani? Nadir, ben şimdi sana bir mazi uyduracağım. Ulan bana uydurduğun yetmedi mi oğlum? Öyle ulan değil. Yağım eriyor, gidelim dükkana bakalım. Değil. Dükkan sen, basıldı mı, ne oldu? Sen mazinde
meşhur bir zampara olacaksın. O ne demek o? Yani birçok meşhur kadınla düşüp kalkmış olacaksın. Metres hayatı yaşamış olacaksın. Kadınlarla inşaatta mı geziyoruz düşüyorsun be? Öyle değil yavrum. Beraber yaşamış olacaksın. Heh. İspatını, şahidini bana bırak. Ben seni tereyağından kıl çeker gibi çekeceğim. Ya dedin aklıma geldi. Bırak şimdi yağdan bahsedeyim. Kuş. Bak karşıda bir aktar var biliyorsun. Onda artist resimleri... Şurada karşıda. He. O vatiyeci. O neteyici. Lan kağıt kalem satıyor. Kırtasiye. Gır ha gır. Kırtasiye. Kırtasiye Ceyit. Orada artist resimleri satılır. 4-5 tane kadın artist resmi al gel planımı yapacağım hadi. Hiç bu kadar kolaysa mesele değil. Mesele değil canım, o tarafı 500 liradır tanesi. Kalsın kızı almam oğlum. Hadi hadi. Bu zamanda ben para harcayacağım. Oha. Masrafa geçersin yok, hadi. Yok kardeşim yok. Kadın. Ben vereceğim parasını hadi tamam. O zaman razıyım. Nasıl gidiyorsun öyle? Ben gidiyorum işte. Öyle gidilmez. Sistematik yürüyeceksin artık. Yasin şimdi ben buradan çıktım mı caddede de senin dediğin gibi mi gideceğim? Öyle gideceksin artık. Cad lan bütün millet arkanda inecek. Hadi dedim. Cad çekecek bana. Vallahi. Sermayeyi düşün. Merhaba papi. Papim Batu. Ay pardon. Pudrunuz var mıydı? Pudra mı ne yapacaksın pudrayı? Makyaj tazeleyeceğim de. Sen? Evet. Pudrayla. Evet. Yoksa siz kullanmaz mısınız? Annem kullanır bana küçükken pişmesin diye. Ay pardon, cımbızınız var mı? O ne olacak? Kaşım ağrı cimdi. Yok hizmetçiye söyle de ağda kaynatsın sana. Aşkım. Aa merhaba sevgilim. Sevgilim. Merhaba canım, nasılsın? Hani beni plaja götürecekti? Götüreceğim sevgilim, götüreceğim. Sen hemen hazırlan, ben gidiyorum. Ama ne zaman, kaç saattir bekletiyorsun beni? Boşuna uğraşmayın, ben bu diziyi gördüm. Hadi oradan. Sonunda oğlan ölüyor. Hadi oradan. Sevgilim sen hazırlan, ben arkandan geri geri biliyorum, oldu mu canım? Tamam sevgilim. Hadi bay bay. Bana bak. Ben plaja ben plaja gidiyorum. Sonra gel de uzun eşek oynayalım. Hadi canım. Çıkan senin baldız mı lan? İdealindeki kız. Yasin koru görmez bir ateş patladı burada. O kız değil be, erkek o erkek. Kim lan? O. Bu erkek mi lan? Tabii. Aa, sen erkek mi? Tabii, kızımın Paris'ten getirdiği erkek o işte. Sen beni ona benzetiyor. Allah cezanı. Ona benziyor. Hocam afudu bu konu. Ya artık vazgeçtik, planı değiştirdik. Resimleri aldın mı? Tanesine 500 lira istedi, pazarlık ettim, 100 kuruşa aldım tanesini. Bak güzel avratlar buldum ha. Maria Montes. Çok güzel kadın be. Güzel kadın ama öldü bu yavrum. Bu Mehta mı? Öldü ya. Allah rahmet eylesin. Bunu böyle çıplak mı gömdüler? Al bir tane daha, Rom Schneider. Allah karıya bak, gözlere bak. İyi ama bu da öldü. Bu da mı öldü lan? Öldü ya. Hep ölüleri seçmişin. İt oğlu it lan, hep ölüleri diri diye mi bildin lan? Zeki Müren. Açtı o güzel karı oğlum. Allah Allah. Ne kadını bu erkek be. Gözlere bak Yasin. He. Karanlıkta insanın önüne gelmesin abi. Ne yaparsın? He? Ne yaparsın? Yol gösterin, böyle geçin derim. Karanlıkta kalmayın. Bak bu güzel. Bu da mı Mefta? Bunlar da mı Mefta? Şehrimizin tanınmış ses sanatçılarından Beyza Günaydın. Güzel kadın ama. Ne güzel kadın değil mi? Çok güzel bir kadın. Tabii. Kendisi çok büyük bir ses sanatçısıdır. Sen bunlarla uğraş, ben bir dükkana gidip geleyim. Bırak şimdi dükkanı. Hoş, ben sana boşuna anlatıyorum. Bunu benden iyi tanırsın sen ya. Kimi tanıyor? Bu kadını. Yok lan nerede? Tabii tanırsın. Ben de kalkmışım sana anlatıyorum. 4 sene metres hayatı yaşadım bundan sen ya. Aynı yastığa baş koydun. Kim lan? Tabii küçücük bir eviniz vardı. Akşamları seni kapıda beklerdi. Sen yorgun argın fabrikadan dönünce... Rakı sofranı hazırlardı. Ufak ufak mezeler alırdı sana. Havyar, kaz ciğeri, kuş yumurtası. Bunların sen... parasını kim verirdi? Sen. Yanlısın oğlum, bu rivayettir. Ya vallahi öyle yavrum. Değil mi lan? Tabii 4 sene yahu, dile kolay be. Bu kadınla. Aşkınız dillere destan oldu be. İyi gidi bunlar be. He. Ne bunlar be? Tabii.
insan bir his kul oluyor, hoşlanmayabiliyor. Tabii. Yattan bu kadın tanımıyorum ben. İlk defa gördüm. Aptal tabii tanımıyorsun. Numara yapıyoruz işte. Yasin bu numara mı? Numara ya. Ne numaracısın? Şimdi sözde sen bu kadınla 4 sene metres hayatı yaşamışsın. Sonra ayrılmışsınız. Tamam. Karım senin böyle meşhur bir kadınla metres hayatı yaşadığını anlayınca sosyetede çok meşhur olacaksın ve bana hemen damat olacaksın. Lan hiç aklıma gelmez ha. Kadın sana bu resmi verirken arkasına bir takım yazılar yazmış da vermiş. Şöyle bir şeyler yazalım. Yaz bakayım onu. Hadi. 40 ağaçtan gelen yağların tenekeleri ıscakta ısıtılıp lehimleri akıtılacak. Ne diyorsun be? Tenekelerin altına yeni lehim. Ne yazdırıyor? Öyle değil. Sen ne diyorsun? Güzel şeyler söyle. Mesela ne gibi yani? Mesela beyit gibi mesela. Havalarda teyyare. Selam edin o yare. Vay ne güzel nane şeker. O daha güzel, onu yaz istersen. Veya başka sen... Sev beni. Güzel. Kapansın gözlerin minin. Makas. Olmadı. Uysa da yazdım, uyumasa da yazdım lan sen. Ben de aptallık ki sana şiir soruyorum ben. He. Şiir dediğin öyle olmalı ki... Bir erkek şiiri öyle okumalı ki... Kadının tüyleri diken diken olmalı, ürpermeli kadın. Sen öyle mi istiyorsun? Evet. Şöyle yaz lan oraya. Hadi. Karacahmet mezarlığının üstünden... ...hortaklar üstüme geliyor. Ara! Karıdan evvel ben korktum lan. Sevgili... ...Nadir... ...Nadir... Ne diyorsun oğlum? İsmimi mi ezberliyorsun oğlum? Nadir... Ne diyorsun oğlum? Ay çok kaba bir ismin var senin. Niye kaba olsun sen? Ağız dolusu bir isim. Nadir... Sen söylemesini bilmiyorsun ondan kaba. Niye Nadir? Olur mu sen böyle diyeceksin? Nasıl? Nedir? Nedir? Şey... Seninki de kaba. Doğsun. Ben senin ismini değiştireyim. Tisin bak tisin. Daha modern bir isim yapacağım. Kısaltacağım ismini. Niye lan? Benim ismimi oraya sığmıyor mu oğlum? Öyle değil. Modern bir isim yapacağım. Ha, Moderno yapacağım. Yok, Moderno. Moderno ayı. Nadan ne gelir? Na. Şimdi? No. Ben diyorum ki sabahleyin. No. Yeşillik o tarafta, oraya dal. Kovayı getirin, süt verecek oğlum getir. Ne? Yasin köpek mi aldın? Yok. Bundan sonra senin ismin Nini. Bana bakalım da. Nini açılar açılar. Ne güzel isim. Bana baktın köpek ismi mi tanıyorsun? Yok be, modern bir isim. Nini Yanık. Yok, dibi yanık. Vallahi güzel. Sevgili Nini Yanık. Ben dükkana gidiyorum. Beraber geçirdiğimiz tatlı günleri... Tatlı deme, acı de. Niye? Acı günlerde kıymetini bilsin oğlum. Unutulmaz hatırası imza... Kime hangici Rıza, öyle diyor. Beyza günaydın. Kuzum aydın. Şimdi bu resmi karımın yahut kızımın muhakkak görmesi lazım. Hemen götür göster. Olmaz. Biraz sonra karım buraya geldiği zaman... Bu resmi böyle tesadüfen cebine kayarmış gibi yapacaksın, düşüreceksin. Ben yaparım. Karım bunu bir tesadüfen yerde bulacak, böyle bakacak. Aa, bizim damat vaktiyle bu kadınla metres oturdu diyecek senin için ve damat olacaksın. Ben yapamam bunu. Ne demek yaparsın? Vallahi yaparım. Asil! Asil, asil. Tabii dur, belli etme, çaktırma. Böyle şüpheli bir hareket yapma. Tabii dur. Normal dur. Bu adam hala burada mı? Artık sen gitsen ha. Ben sana diyorum böyle sakma şeylerle uğraşmıyorum. Ben dükkana gideyim, sana telefon ederim orada. Ulan gitti mi dedim oğlum? Ne yiyorsun? Ne bakayım abi? Ulan ne komiksin, yapsana bir daha. Komiklik yap. Aptal. Numaradan sana öyle git diyorum. Sen bana ne mi diyorsun? Al şunu. Hadi yanaş. He? Karıma yanaş. Ne dedin oğlum sen? Karıma diyorum. Yanaş arkadan. Oğlum. Resmi önüne at. Oğlum bana bak. Şşt. Kızmaz mısın? Şunu yüzüne gözüne bulaştırmadan becer sevineceğim. Allah Allah. Kızmazsın değil mi? Kızmam, memnun olurum ben. Yasin. Ulan merak ettim oğlum. Söyle yavrum. Sen
Ne bağırıyorsun abi böyle değil mi? Aa, münasebetsiz şey! Ne bağırıyorsun, kocan gidi lan! Ne sanıyorsun karı baba? Sen demedin mi yanaş arkadan? Ben sana sarıl mı dedim? Ne dedin? Yanaş resmi arkadan ön tarafına at diyor. Öyle dese mi oğlum sen? Hadi at şu resmi. Sen kalabalık laf ediyorsun, ben tabii yapamıyorum. Görmedik ki. Görsene, koca karı resim var. Al, görebileceği bir yere yeniden at. Ben onu nasıl alayım? Hadi. Güzel. Yasin. Hoş, oğlum sen şöyle geçsen. Oğlum sen geç diyorum. Niye ya o? Uyladım lan! Yavaş. Sürün. Sen sürün eşi olasın. Sen benim ölmemi istiyorsun şu an. Ben öleyim, dükkan sana kalsın. Ulan oğlum canım. Ne talaşa veriyor etrafı? Görebileceği bir yere tesadüfen düşür. Tesadüfen mi diyor? Dur lan, ben onun alasını buldum şimdi. Yasin, karabiber var mı? Ne olacak? Koş, karabiber getir. Ne olacak ya? Karabiberi avucuma koyacağım. Tamam, burnun yanına böyle yapacağım. Buruna kaçtı mı o hapşı gül resim önde. Kafaya bak. Asın lordus bir yere koy be. Yani tesadüfen düşmüş gibi olsun. Onu mu diyorsun sen şu? Bak, çırpın. Öyle değil, eyvah resim nerede? E, resim orada lan oğlum. Sen diyeceksin eyvah. Eyvah, resim girdi. Düştü, nerede? İşte ya orada, nerede? Ha yavrum. Söyle. Resim nereden geldi benim kucağıma? Aa, meşhur ses sanatçısı Beyza Günaydın değil mi? Evet, ta kendisi de nereden geldi? Herhalde ben taşımıyorum karıcığım. Hanım teyze, bir resim mi buldun? Evet efendim. Bir kadın resmi mi? Evet efendim. Ayıp lan, ayıp be. Bu kadın... Bu evde süpürge yapıyor saçını be. Ayıp, şu yaptığını yakışır mı lan? Yaşlı başlı adamsın be. Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Bayağı bu. 20 resim koy lan eve geç. Bir dakika yavrucuğum, ben böyle şeyler taşımam herhalde. Aa, arkasında yazı var. Ne diyor? Baba. Şimdi kime yazıldığını? Baba. Sevgilim Lilian'ı. Beraber geçirdiğimiz tatlı günlerin unutulmaz hatırası. İmza Beyza Günaydın. Ya ama bu Nini kim? Hiç tanıdıklarımın arasında yok. Nini. Yo, ben de tanımıyorum böyle birini. Hatırlamaya çalış bakayım yavrum. Nini. Buyurun. Dönere gel. Sana ne be, senin adın Mimi mi? Ne demek Mimi? Sana ne be? Karım Nadir demiyor, Nini diyor. Ne diye cevap veriyorsun? Sen demin benim ismimi kısaltmadın mı orada? Sana ne? Ne diyorsun oğlum, komiti mi yapıyorsun? Gümere yapıyorsun. Bana ne? Ayı. Bir dakika karıcığım. Burada Nini Yanık yazıyor. Evet. Bizim Nadir'in soyadı da Yanık. Sakın bu Nini, Nadir'in modern sosyetik ismi olmasın? Aslanım benim. Olur mu dersin? Olur yavrucuğum, bir sorma. Aslanım benim. Olmam ama. Hadi bir daha. Aslanım benim. Ne lan, kokuz mu döküyorsun, ne oluyor? Senin adın Nini mi? Evet, Mimi. Nereden Nini oluyor? Kapa kağıdına sığmadı. Şöyle reisi kısalttı ismimi. Bu kadın neyin oluyor senin? Anam oluyor. Anlamadım. Bunun anası oluyor. Neyin oluyor bu kadın senin? Bu kadın ikiz kadındı bunlar. Söylesene neyin. Bu kadın oynardı yollarda böyle. Neyin oluyor? Bu kadının bu barnağı yok, kırıldı. Bu kadın bu barnağını yedi. Bu kadın delirdi, yolda oturur, abdest bozar daha koruyum. Oldu mu? Hayatım, anlayış göster işte. Utanıyor çocuk, söyleyemiyor. Neden utanıyor? Metresi oluyormuş. Ya. Evet. Şey, Nadir Bey, bu kadın sizin metresiniz mi oluyor? He? Metresiniz mi oluyor? Oluyor. Şey. Neler oluyor lan, aman sen de be. Bunu mu dert ediyorsun sen, bırak. Şey, diyorum ki elde etmek için kim bilir ne kadar masraf ettiniz. Yok lan, 100 liraya aldım lan. Şuradan 100 liraya aldım. Arkadaşımın böyle konuşmasına bakma yavrucuğum. Kendisi modern erkek. Modern olduğu kadar mütevazı bir erkek. Bir kadını, hata mı yaptım? Kadını elde edebilmek için 100 milyon harcıyor. Kaç lira harcamışsın? 100 milyon. Allah'ım, git. Kendine gel.
şaka olan şaka. Sizden bir ricam var. Aman efendim, estağfurullah, buyurun. Beş dakika için bu resim bana verebilir misiniz? Ayıp ediyorsun, iki tane de mefta vardır, onları da verin. Hayır, bunu istiyorum ben. Verin Zeki Müren'i de verin. Hayır, hayır. Hesaba yazdım lan zaten. Veriyorsunuz değil mi? Kızıma göstereceğim. Koş dedi, koş dedi. Çok teşekkür ederim. Aman, rica ederim. Bey. Hadi be. Nini Bey. Buyurun. Hello. Ona. Hadi. Hello. Cevap ver. Ne diyor lan? Cevap böyle ver, diyor lan. Hello. Kızmaz mısın lan? Hadi ya. Ben de mi cevap vereyim? Hello. 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 18'i 20 geçiyor. Hello. Yasin gel lan buraya. Kızından vazgeçtim. Boşa karın alacağım. Gelemez demiş, şırak diye telefonu yüzüne kapatmış. Çok iyi yapmış. Tabii çok iyi yapmış bak yavrum. Bak edepsiz kadına. Anne, ne oldu kızım yine sana? Biliyor musun? Dün gece hiç uyumadım. Neden ama? Söylemeyin, boşver. Hayol söyle, patlatma beni Leyla'cığım. Olsun, kalsın, söylemeyin. Ay kalmasın, ne olur söyle kızım. Bir şey mi geldi başına? Nişanlım, eski nişanlısı Beyza Hanım'dan neden ayrılmış acaba? Sahi Leyla, ben bunu hiç düşünmemiştim. Acaba niye ayrıldı? Oturayım onu orada. Aman üzülme kızım. Bak geliyor kendisi. Tamam, sorar ve öğreniriz değil mi? Arabayı kapının önüne çek. Başka bir şey söylemesin. Ondan geldiği zaman söylersin. Ne o kız, kıskandın mı ne? Ulan kocan götürdüğün hale soktu lan, şuraya bak be. Ay ne kadar güzel olmuşsun. 9 tane tellak geliyor peşimde. Hadi canım sen de. Allah seni nazarlardan saklasın damatcığım. Ne oldu? Maşallah sana. Ne tükürüyorsun lan, ne tükürüyorsun? Nazar değmesin diye. Maşallah sana. Ah. Aa. Nazar değmesin diye. Ne diyorsun, baban götürdü, ne eşyalar aldık eve. Ay ne kadar şık olmuşsun böyle. Bir de gittik oradan 60 kilo kitap aldık. Aa, niye kiloyla alıyorsun? Git pazarından, öyle de evde duracak, öyle herkes okumuş diyecek. Allah aşkına. Şu gördüğün kitap çok harika bir şey. Şey, klasiklerden mi aldın? Bırak, bırak, ne biçim konuşma bana. Ne dedim ben? Basbayağı kitap, görmüyor musun? Ne, ismi ne onun? Bu Adab-ı Haşaratiye. Adab-ı Muhaşeret. Bu terbiye ama kitabı. Terbiye. Ne diyor o kitapta? Şurada bir madde var, onu ezberledik. Ha, neymiş o madde? Sosyete maddesi. Ha, bizi ilgilendirir o. Seni ilgilendirir. Bir salona girdiği zaman bir erkek, salonda en güzel kadın kimse onu öpecek. Ayol ne duruyorsun? Kalksana kızımı öpesin. Kızmaz mısın? Niye kızayım, bayılırım. Ulan sende de kocanda da bir iş var ama. Kalk, kalk hadi. Ben buna bir mana vereyim. Kalk öp kızımı. Valla kızarsın. Ay yok canım. Şurası kapanmasın. Hadi. Alan ayağı. Alan. Vurdum yukarı valla. Ne kadar sert olmuş bu sen böyle. Sen beni babana mı benzettin lan? Ver bir yanak bakayım, getir bakayım, leş gibi. Aa, halt etmişsin, benim kızım mis gibi kokar. Lağma mı düştün ne? Aa. Aa, neden leş gibi kokacakmışım? Mis gibi parfüm kokuyor. Tabii. Ne sürüyorsun sen? Charlie. Sürme, ben sana yağ getirdim, onu süreceğim. Ne yağ? Gül yağı, tereyağı, ben sana o yüzden şeyler buldum ya. Damatcığım. Buyur ana. O kitapta kaynanalar için bir madde yok mu? Kaynana için sarih bir madde bu. Ne demiş? Kaynananı fare zehriyle zehirleyeceğim. Anlamadım. Kaynananı öpeceğim. Hadi öpsene damat. Aman ağzımın tadını bozma. Sevgili nişanlım. Buyurunuz. Acaba eski nişanlım Beyza Hanım'dan neden ayrıldın? Neden ayrıldın? Ben şimdi bak. Nasıl oldu durumu şöyle. Anlat. Ona.
Ne oldu? Ben Beyza Günaydın'dan ayrılmış mıyım ben? Yoksa, yoksa ayrılmadın mı? Ne ayrıldım dur lan? Yasin bana bunu söyleme. Aa, hadi bakalım söyle. Niye ayrıldın? Şuna ayrıldım. Neden? Gülümbürüğünde ağzı kokuyordu. Aa, hadi canım sebep mi bu? Ayağı koktu. Hadi canım sen de. Gözüme bir tuhaf bakıyordu. Hadi canım saçmalama. Bunu bilse bilse kocan Yasin bilir. Senin bilmediğini kocam Yasin nereden bilecek? O dokuz bilir o itoğlu itoğlu. O dokuz bilir. Merhaba ortak hoş geldin. He, gel bakalım. Damada sorduk senin bildiğini söyledi. Neyi? Eski nişanlısı Beyza Günaydın'dan niye ayrıldı? Ne bileyim de hemen Tahsin bilir diyorsun be. Ne demek lan fotoğrafları kim aldırdı bana? Canım ağzın geç söyle. Hırpalama ne hırpalıyorsun? Bir şey uyduramadın mı? Uyduramadım. Merak etme. Otur şuraya. Ben seni tereyağı... Doğru söyleyeceğine dair yemin et. Anlatayım efendim. Evet sizi dinliyoruz. Efendim. Evet efendim. Şimdi. Evet. Ulan sen çok kalleş adamsın. Niye? Ulan ne dersem evet demedin mi? Lan her lafa girme yerinde noktalar lafı. Efendim. Nokta. Evet. Oğlum karışma tamam. Vazgeçtim karışma. Efendim. Nokta tiyatrosu. Bir gün. Kıs ya. Aman sen de kıskanç lan. Bettin mi? Nadir'le Beyza Hanım plaja gitmiş. Nereye gidiyoruz? Plaja gidiyorsunuz. Şimdi plaja gidiyoruz. Yasin. Efendim. Plaj dedin bu ne lan? Banyo banyo. Evet. Şimdi bunlar. Yasin. Ne var? Banyo dedim o ne lan? Bilmiyorum. Öğrenmek istiyor oğlum. Hamam hamam. Ben bir gün gariyle hamama gittim. Hadi canım sen de kadınlar hamamına seni alırlar mı? Ben kapıda bıraktım döndüm ne bağırıyorsun ya? Karışma. Karışma her şeyi berbat edeceksin. Ne koyacaksın? Deniz hamamı, deniz. Hocam. Ha. Şimdi efendim. Ulan Yasin. Ne var? Denizde hamam mı kuruluyor? Evet. Allah Allah. Denizde bayağı hamam kuruluyor. Evet. Allah Allah. Nereye? Şimdi efendim. Yasin. Ne olur ne olur. Ne olur. Denizde hamam kuruyorlar da göbek taşını nereye koyuyorlar? Ulan kellaklar boğulur lan. Hadi bakalım. Efendim. Nokta. Pira... Ha o demeydi. Plajda kabinelerine giriyorlar. Güzel. Kabine dedin. He. Bu gazete yazıyor bazen. Kabine düştü kalktı o mu? Yok oğlum kabin. Soyunmak için kulübe. Ha kulübe. Ha, kulübe. Kulübeye giriyorsunuz. Kulübe. Biz köpek miyiz lan? Geçiyoruz. Şimdi. Nadir mayosunu giymiş. Ne giyiyor? Mayo giydin. Mayosunu giy. Mayo ne lan? Fenalık geldi içime kesme. Don don. Sen donunu giydin. Ay ya don don. Kibar desene tuman. Yasin. Ne var? Kesme. Az pilav çek. Şeker uyan. Bir de bakıyor Beyza Hanım bikini mayo giymiş. Ne giyiyor kadın? Bikini giyiyor. Donu dikine mi giyiyor? Yasin. O bikini dedim o ne? Şu kadarcık bir bez parçası. Ne kadar? Şu kadar. Allah Allah. Ulan bu kadar bezler ne olur? Donsuz geziyor de lan daha iyi. Vay diyor. Ne diyor? Sen de diyor. Vay diyor. Sen nasıl diyor bikini giyersin diyor. Bütün kıskançlık damarları kabarıyor. Ya. Kadına bir tokat. Aa. Kadın yerde. Ya. Hemen kadının üstüne çıkıyor. Tekme, sille, yumruk. Yapma. Ulan yeter lan öldüreceğim başım belamı sokacağım. Kadın fırlıyor. Kadın E5'e fırlıyor tamam mı? E5'e çıkmış kadın bu kovalıyor. Kovalıyorsun değil mi kadını? Neyi kovalıyor? Kadını kovalıyorsun sen. Nerede kovalıyorum lan? Kovaladın kızdın ya kadını. Kovaladım ya kızdım ya. Ya kadını. Evet. Kovaladım ya. Evet. Aldı Nadir bakalım ne söyledi. Anlat gerisini. Ne dedim aldı ne dedi? Aldı Nadir dedi. Bakalım ne dedi? Hey hey hadi hey hey hadi. Aldı dedin ya. Oğlum hikayeyi de tamamla işte böyle oldu ayrıldı. Kadın E6'ya girdi E5'e mi girdi? Bir sayıdan bir şey çıkmaz. Kadına bir tokat vurdum. Evet. Kadın vurma geldi. Diyor. Vurma diyor. Vurma diyor ama bu katlar bu vuruyor. Ben hırsımı alıyor. Kızmış. Kızmış. Derken kadın sirkeciye gitti. Sirkeciye kaçtı değil mi kadın? Sirkeciye kaçtı. Evet ben sirkeciye kaçtı. Ulan bana bunu nasıl yaparsın? Beni bırakıp yağcıyı bırakıp sirkeciye kaçıyorum. Ben bunu namus meselesi yapıyorum. Sirkeciye vurdum ulan vurdum. Yanında bozacı böyle yapıyor aman abi. Aman abi yapma. Ne bozacısı be? Sirkecinin yanında bozacı olur. İç oluyor. Öyle değil oğlum. Semtten sirkeciye gitti kadın. Semtten sirkeciye. Sirkeciye gitti. Oradan Karaköy'e. Kadın bu kovalıyor kadını. Bırakmıyor peşini kadını. Kızmış çok kızmış bu. Derken kadın Karaköy'de vapura atladı. Bu arkadan geldi tam atladı. Vapur kalktı. Evet. Ben kaldım orada. Evet. Hadi bakalım ne edeceksin?
Bırak gitsin ha. Olmaz. Ben de salladım gitti oradan. Hayır gitmedi. Ulan kes yeter. Olmaz daha ayrılman lazım. Bu atladı bir sandal artık. Ben sandal atladım. Evet bir kürek çekiyor vapuru geçiyor bu. Küreğe varacak mı? Simitleri diziyormuşsun ha fırına. Neydi lan deniz mi? Kürek kürek bu. Yalan ya şaşırıyor bazen adam. Geldiler. Haydarpaşa'ya. Bu Haydarpaşa da yetişti. Allah sizi inandırsın. Haydarpaşa'nın önünde dövüyor kadın. Vuruyorum kadın yere. Evet. Vuruyorum kadın yere. Haydarpaşa'nın önünde. Haydarpaşa balkona çıktı. Orada misafirmiş Davut Paşa da çıktı. Ayıp ediyorum. Orada demez mi? Ben bilirim bu adam hep böyledir diye koca Mustafa Paşa'dı orada. Ben kadına dedim lan sen paşalara şükrettin. Döv kaçtılar orada. Kadın İzmit'e kaçtı. Ulan yeter lan. İzmit'te Saat Kulesi'nin altına geldi de yakaladı kadını. Saat Kulesi'nin altında kadına bir tokat. Bir tokat. Fırladı gitti saate takıldı. Niye? Örümceğe takıldı. Akrebe. Akrep miydi? Akrebe takıldı. 6 saat bekledim. Neden beklediniz? Saat 12'de takıldı, 6'da aşağı indi kadın. Kadını çektim, kadını şöyle ettim, bir kafa attım. Pardon, bir kafa attım kadına. Ha. Kadın gülüm denize. Evet, ha. Ya bu bırakmadı. Arkasından atladı denize. Kim atladı lan? Atladı. Kim atladı lan? Atladın ya oğlum. Yok lan oradan birisi gitti, ben gülüyorum orada. Aptal yüzme bilmiyormuş, başlamadı mı çırpınmaya? Tesadüfen ben geçiyorum oradan. Bu denize nasıl aslanım? Nasıl aslan gibi atladım kurtar. Körfeze bir atladım denize. Bütün körfez ayağa kalktı. Niye? Silaha kapan koşuyor. Neden? Körfeze köpek balığı gibi. Böylece ayrıldılar işte. Ha. Böylece ayrıldık. Sevgili nişanlı. Buyurun. Ben bu dolmaları hiç yutmadım. Haklısınız. Dolmayı büyük yaptırma kız yutamıyor. Geliyor karayel fırtınası. Sevgili damatcığım. Geliyor deniz anası yavrum. Bu söylediklerin hepsi yalandı. Yalandılar. Anlamadım. Yarısı doğrusu da var, yalanı da var. İnsanlık var. Ben de bu dolmaları yutmadım, anlaşıldı mı? Puh sana. Ya şimdi ne oluyor lan? Bahçeyi değiştir, dolmaları yiyemiyorlar. Ziyan. İnsan niye ayrıldın dedikleri zaman bir şey uyduruver. Onu maniden bastırdılar lan. Ben de gazeteyi getirdim. Ben getirdim. Nasıl oldu da 100 lira verdin gazeteyi? Ben para bilmem gazeteyi. Ya. Berber kapanırken oradan aldım. Ha bakalım bizim ilan çıkmış mı? Çıkmış. Bak memleketimizin meşhur yağ tüccarlarından Tahsin Çıra'nın kızı Leyla Çıra ile ortağı Nadir Yanık nişanlandılar. Güzel ilan lan abi. Tabii. Kaç para verdin? 175 bin lira verdim. Ooo! Hemen bayılmayın bir de bir de ya. Boşadım kızı alma valla. Allah! Allah! Ne oldu lan? Felaket! Mağaza mı basıldı lan? Şu haberi oku çabuk ol. Hangisi mi? Şu. Hayırlı evlat. Anasının takma dişini sattı. Umay Eşo. O değil ya. Anasının bedduasını dişim. Ben anlamadım. Adamın eşeğin ne dinin ne? Kızıma yazıyordun lan bu kadını tanıyorum ben. Şehrimizin tanınmış ses sanatçılarından Beyza Günaydın Avrupa turnesini bitirmiş şehrimize gelmiş. Ha, bu akşam Şans sinemasında konseri var. Ama konsere götür beni. Saçmalama. Bu kadını dinlemek istiyorum. Ne götürmesi aptal? Gidin. Eğer bu haberi karımla kızım görürlerse muhakkak konsere gitmek isterler. Konsere gittikleri zaman da kadına seninle caka satmaya kalkarlar. Kadının seni tanımadığı meydana çıkarsa da bizi halı silker gibi döverler orada. O zaman kızı bana vermekten vazgeçin. Olmaz. Bu gazeteyi sen getirdin. Ben getirdim. Ben bugün gazete almadım. Kaybet bu gazeteyi. Ben nereye koydum? Kaybet görmüyorsun. Bir şeyi vermeyeceğim. Kötet gazeteyi. Müjde. Aa, yine ne yiyorsun damat? Kabahatiz. Ne oldu? Yatim. Ne var? İnşaat tarafı geldi bak. Buyurun. Haberiniz var mı? Evet. Yüksek ses sanatçısı Beyza Günaydın Avrupa turnesinden dönmüş. Bu akşam Şans sinemasında konseri varmış. Hazırlanın hep beraber oraya gideceğiz. Hadi damat. Siz bu haberi nereden aldınız? Gazeteden. Al da gazeteyi kapan açalım şu an. Hadi bakalım. Bana kağıt veriyor. Konsere falan gidemeyiz. Niye gitmiyormuşuz? Biz konsere gidemeyiz. Sebep ne? Gidemeyiz. Neden? Çünkü Nadir hasta. Kim hasta lan? Sen hastasın. Aman neyim var? Neyim var? Ne oldu? Hastasın ya. Niye kuş atıyorsun? Niye kuş atıyorsun?
Fakat niye koz attın lan? Ulan yok bugün. Ne oldu birdenbire şimdi sopa sağlandı? Efendim, sıtma tutuyor. Malaryalı bir sinek ısırmış. Aa, ne demek o? Beni Malatyalı bir sinek ısırmış. Neyin var canım söylesene. Uyuz oldum uyuz. Hani nerede? Tabanımın altında. Ayol taban altında uyuz olur mu? Ulan a desem be diyorlar be. Bana bakın değil hasta olmak. Her ikiniz de şurada geberseniz cenazelerinizi tabuta koyacağım. Bu konsere yine gideceğim yani ya. Yani konsere cenazemizi mi götürün? Tabii efendim. Puh sana. Karındaki zovke bak. Cenazemizi götürüyor konsere. Buyurun efendim, böyle buyurun. Beni buraya niye getirdin? Çakozlayamadım anladın mı? Efendim, bugün benim nişanlımın nişanı var. Şifreli konuşma lan, çözül, çözül. Yani diyorum, bugün benim nişanlım nişanlanıyor. Onun için de bu evde bir davet var. Ay davetteki tipleri bir görseniz, hepsi enteresan tipler, çok güleceğiz, çok. İyi de ben maalesef kalamayacağım. O neden? Benim de nişanlımla randevum var da ondan anladın mı? Ay siz nişanlı mısınız? Haberin yok mu lan Yumuş? Yok. Geçen yıl ünlü ses sanatçısı Beyza Günaydın'la nişanlandı. Beyza Günaydın mı? Tabii. İyi ama onun bu evde bir resim var. Tabii benim nişanlım çok bir meşhurdur. Her evde resmi bulunabilir. Hayır, bu öyle bir resim değil. Nasıl? Arkasında yazı ve imza var. Ulan sanatçı yazıp imzalar öyle verir resmi be. Hayır öyle değil. Nasıl ya? Özel yazılmış, şahsa, manidar. Ne? Manidar mı? Evet. Çabuk göster lan o resmi bana bakayım. Buralarda bir yerde. Manidar ha? Ah ulan ah manidar. Ver bakayım. Sevgili Nimi Yanık. Beraber geçirdiğimiz o tatlı günlerin unutulmaz hatırası. İmza Beyza Günaydın. Vay alçak vay. Ay. Demek evlenmeden bana ihanet ha. Boş verin bir cahillik yapmış olabilir. Ah. Ne duruyorsun ulan fırla. Ay fırlayayım oldu. Fırlama. Fırlayayım peki. Sen en iyisi önce git bir imam bul tamam mı? İmam abi. Benden selam sarkıt suyun altını yaksın. Oldu. Arkasından mezarlıklar müdürlüğüne git iyi mi? Oldu. Orada böyle güzel manzaralı havadar bir yerden rezervasyon yaptın. Ay. Hadi fırla. Hadi fırlayayım. Fırlama. Ne yapayım ona söyle hadi. Gel buraya sen en iyisi önce git Şam gazinosuna tamam mı? Şam gazinosu. Beyza'nın orada konseri var. Hı. Onu hemen oradan arakla buraya getir tamam mı? Oldu. Hadi fırla. Ah ulan. Hadi dersiniz. Ne oldu? Şam gazinosuna neyle gideceğim? Ulan neyle gidersen git atla git eşekle git uçakla git. Oldu. Hadi fırla. Affedersiniz. Ah. Ne oldu lan? Helikopterle gitsem olur mu acık? Ulan neyle gidersen git be. Oldu. Hadi fırla. Affedersiniz. Ne var lan yine ne var? Gideceğim yerde hava meydanı var mı? Yok hergele meydanı var lan hergele. Oldu. Fırla. Oldu. Ay. Niye duruyorsun lan? Fırlama desene alıştım. Ulan başlarım ha. Ah ulan Beyza. Yapılır mı bana bu eza? İç diye sürahi almışım. Yaktım seni Allah'ıma vallahi. Ama valla bu şaşkınlığı düzeltmek lazım. Hattı... Aynı suratsız şey bu benim. Hoş geldiniz efendim. Kiminle tanışıyorum? Ben Django anladın mı? Memnun oldum Bay Django. Yanılmıyorsam sen de Nimi Yanık olacaksın ha? Değil mi efendim? Değil vallahi değil. Ben Deniz Çıra fabrikasının sahibiyim efendim. Tahsin Çıra. Öyle mi? Öyle. Bu Mimi Yanık senin çırana mı yandı ha? Ya o benim ortağım olur efendim. Öyle mi? He. Onu görebilir miyim? Tabii görürsünüz efendim. O zaman çağırızla da görelim ha? Olur öyle yaparım efendim. Buyurun hadi. Oturun efendim. Çağırayım kendisini. Hadi fırla! Fırla. Ne? Ne diyor? Gel buraya. Niye lan orada yarım geldi? Gel. Bak bu herif seni görmek. Nerede lan? Burada. Hangi? Müşteri galiba. Hoş geldiniz. Ben Django. Oğlum ne dedin? Ben Django. Hadi be. Evet ben de Ringo. Ben de Rambo. Müşterisiniz. Hoş geldiniz. Sizi burada görmek bizim için büyük şereftir. Yasin nasıl? Allah. Ah. Maşallah ayı gibi kuvvetlisiniz ya. Şaka yap. Tamam lan oğlum şakadan anlamıyorsun. Cinga. Sen de aman be cinga. Otur bir yerin abi. Bak şimdi nasıl kazıklayacağım? Çok suratsız bir müşteri ha. Bak hadi sen bana bırak be. Bak nasıl kazıklayacağım? Yağ satacağım. O kalmış var ya karışıklar onların. ne var ne yok bakalım? İyidir be anam iyidir. Vallahi biz de işte iş bu yuvarlanıp diyoruz yani. İşler nasıl iyisiniz inşallah? İyi fena değil idare ediyor yani. Güzel. Eğer yağ alacaksanız tam yerine geldiniz. Eğer yağ alacaksanız tam yerine geldiniz. Haklısınız yani. Ya. Biz her şeyden yağ çıkartırız. Yok ya. Nasıl bakayım bir dakika dur bakayım.
Badesi de kıymetlenmiş ya. En aşağı 125 gram yağ var yakada. Bunun kıymetini bil. Şu gördüğün ayakkabıdan, yerden, halıdan, şu gördüğün çiçekten her şeyden yağ çıkartırız. Ne güzel be. Çok güzel. Ben de yağcıyım da. Güzel yağcı görüyor musun? Yağcı. Kime yağcılık yapıyorsun bakayım sen? Hayır yani ben de yağ çıkarıyorum anladın mı? Bak o da yağ çıkartıyor. Meslektaş ha. Hey bana bak. Şunun ağzını bir arasana. Neden yağ çıkarıyor? Belki bizim bilmediğimiz bir şeyden çıkarıyordur. Öğreniriz. Ağzını arayayım ha. Ara ağzını. Sen bana bırak şimdi. Ey gidi Kumyar Bey. Birden bire lodos mu hava acaba? Bir mahmurlu geldi. Uyku bastı. Ağzı dişlere duruyor. Ağzını aradım. Yara demedim oğlum. Bu neden yağ çıkartıyor onu sor. Onu mu dedin sen? Siz neden yağ çıkartıyorsunuz? Ben insandan yağ çıkarıyorum. Şu tüccar insandan. O da yağcı ya insandan yağ çıkartıyor. İnsan diyor ben. Ne dedi? İnsan. İnsan mı dedi? İnsan. Bunu demiyorum lan hiç. Herhalde insanı prese koyuyorsunuz. Evet. Yanına mı koyuyorsunuz prese? Fark etmiyor. Çok güzel. Demek ki insanı prese koyuyor. Prese bastı mı at insandan yağ çıkartıyor. Çok evet. Güzel. Helal olsun harika bir şey. Yasin. Orası esiyor sen şöyle gel. Abi bana bakma bende hiç yağ yok. Yağ bunda ha bana böyle. Adamın bakışını beğenmedin mi? Affedersiniz sebebi ziyaretiniz ne beyefendi? Arkadaşın namını çok duydum da onun için ziyarete geldim. Para yok mu senin oğlum? Bir saz tut da öyle oyna. Ne oynuyorsun lan? Ne gibi namını beyefendi? Efendim duyduğuma göre arkadaş çok bir zamparaymış. O da duymuş ha. Ne lan zampara neydi lan? Senin ya meşhur zampara çapkın. Sen çok zamparadır efendim. Sen ne mi duydun lan cinga? Duydum ya. Sonra bütün manitalarını böyle yüksek sosyeteden seçiyormuş. Evet Allah. Kırtasiyeci de kalıyor. Sonra senin son manitan da ünlü ses sanatçısı Beyza Günaydın'mış ha? Kimmiş kimmiş dedin? Beyza Günaydın. Kim lan kimden bahsediyor bu? Kimi soruyor biliyor musun? Hani o resimdeki kadın var ya. Ne? Arkasını yazdık resimde. O mu soruyor? Sen onu mu soruyorsun lan? Ha? O ne lan? Sen onu mu sordun? Onu soruyor. Onu. Sen onu mu merak ediyorsun lan? O ne lan? Biz onun anasını bilir lan tanrı. Ya. Yanık aklımın olmadığı bir şey var ha. Ay geberece. Bu elim. Ulan cıngı alan ne adamsın? Lan? Merak ettiği şey var. De bu elim bizim ailevi işlerimize niye karışıyor bu kadar? Hakikaten sen bizim ailevi neydi lan? Yani hususi işlerimizde niye ilgili? Hususi neydi? Kendi işimiz be. Hakikaten sen bizim ailevi hususi kendi işimize niye? Niye karışıyor? He. Sen müstantik misin? Niye soruyorsun oğlum sen? Niye soruyorsun? Ben Beyza Günaydın'ın resmen nişanlısıyım anladın mı? Hani o karı var ya. Oğlum ana! 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 İmzal resmi ortadan kaldır ortadan. İmzalı resmi kaldırmışlar ortadan. Ama deniz bulursa... Resmi göremiyorum. Keser bizim nefesimizi. Eğer resmi görürse... Allah kabul etsin, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Aman Yasin çaktırma adama sür bakalım. Siyah kolun telefonu kaçtığını. Siyah koldan polisin ne? Bunu mu aradınız? Ha bunu aramıştık beyefendiciğim. Resmi sen aldığına göre suçlu sensin. Yok değilim. Öyleyse suçlu kim? Vallahi değilim. Sensin. Değilim efendim. Söyle suçlu kim? Değilim suçlu değilim. Ulan ben sana gösteririm. Allah Allah. Ulan tabanca orada eşi ol eşi. Ha çekil lan. Tabanca çekti lan. Bir kafam yerine gelsin. Korkma lan cuvar açıyorlar. Amma korkaksın bir. Bırak abi sana düşer mi ya ayıp ettim be. Al şunu. Al şunu altını del. Ulan oğlum sen bana bırak abi sen. Bir cigara yapmak zorunda. Dur lan ne korkuyorsun hele ayağa tutturayım Allah cezanı. Çabuk dedim sana yak şunu. Tamam abi yakacağım sen. Sen ayıp ediyorsun be sen. Bizim bir tane kıymetli misin? Yeğenim şimdi. Şimdi yakıyoruz. Allah Allah. 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 Hadi çabuk bırak çabuk be. Kibrit nerede ondan oğlum? Üşlemeyin Allah. Şimdi oğlum. Abi sen merak etme biz sana bütün her şeyi Allah ver şunu. Sana zahmet olmasın. Tamam. Yakıyorum. Şimdi ben ana. Ne?
Siz suçluyu mu arıyorsunuz? Evet, kim suçlu konuş söyle bana. İşte orada beyefendi. Nerede? Utanmadan bizi seyrediyor. Bakın hem yapıyor ediyor hem de oradan bizi seyrediyor. Nedir lan o? Demek cızlamı çektin ha? Ne demek lan o? Kaçtın ha? Kim kaçtı lan? Ulan velet. Yok oynama lan. Sen bizim iki kişi arkadaşın ne kahraman olduğunu bilmezsin sen. Yok be. Şu gördüğün yaşlı başlı insan şu Yasin duman eder senin be. Yeah. Aslanım benim be. Aslanım Yasin'im benim. Yasin ayakkabını mı bağlıyorsun lan? Yasin neredesin lan Yasin? Yasin nereye gittin lan? Amanin Yasin ey ey ey. Adam paltosunu çıkardı oraya attın. Ulan ölsen mi Yasin suresi okumayacaksın anan. Kolları da sıvayırdı. Abi ayıp ettin, ben senin gözünü söyledim. Seni bir severiz yeğenim, şunu giysen. Şunu giysen abi. Ne olacak? Ben sana her şeyi anlatayım ben sana. Anlat bakayım. Allah Allah. Adam, bak adam sinirden kafası döndü. Ne yapıyorsun be? Kafan sırtına dönmüş lan. Ulan paltoyu ters giydirdin bana be. Bütün kabahat bak karşıda koruyorum onda. Şimdi. Allah. Kaçtın ha. Abi gözünü söyledim. Allah! Ulan ben seni yakalarsam dur kaçma be. Canım çok merak ediyorum, beni bu eve niçin getirdiniz? Efendim buraya sizi nişanlınız çağırdı, nişanlınız. İyi ama ortalıkta hiç kimse yok. Evet efendim. Mevzuya gelince. Ne gibi mevzu? Sizin bu evde bir resminiz var. Olabilir canım, ben sanatkar değil miyim? Her evde resmin bulunabilir. Hayır, bu öyle bir resim değil. Nasıl resim? Arkasında yazı ve imza var. Öyle mi? Özel, şahsa yazılmış, manidar. Şu resmi görebilir miyim lütfen? Tabii buralarda bir yerdeydi, bakayım. Ha burada. Buyurun resmi. Evet, resim bana ait resim. Sevgili Mimi Yanık, beraber geçirdiğimiz tatlı günlerin unutulmaz hatırası ya. Beyza Günaydın. Vay alçak! Ay bana mı dediniz? Hayır, size söylemedim. Anlaşıldı. Bana oyun hazırlamışlar. Evet. Beyefendi. Buyurun. Benim sizden bir ricam var. Ne? Buraya hiç gelmemiş gibi yapalım. Biraz sonra beraber gelelim. Ben de bana oyun hazırlayanlara nefis bir oyun hazırladım. Oldu. Tamam mı? Buyurun resmi. Oldu tabii. Takip edin beni. Demek nişanlımı elimden alırsın. Yedim seni nini. Ulan ne adammışsın? Dert etmişim ben. Yani sana helal olsun. Hayret ettim sana, şaşırdım. Beni bırakıp kaçtın orada. Ya hayır, kim kaçtı? Ben hayatta bir şeyden kaçmam. Benim sinirlerim fena bozuldu, herifi hırpalayacağım. Misafirdir ne de olsa diye yalnız bırakayım sizi dedim. Hay bırakmaz olaydım. Geliyor! Ulan adam ne etti bana? Abi yine belaya girdik abi. Çok kötü bir belaya girmişiz. Kim geldi buraya biliyor musun? Dedi intikamın çok mayhoş olacak dedi. Beyza Günaydın geldi. Aman biraz geldim. Sonra gene geleceğim buraya dedi. Felaket. Biraz sonra gene gelirse buraya seni tanımadığı meydana çıkacak. Bizim de yalanımız meydana çıkacak. Sermayemiz tehlikeye girecek. Yasin sermaye bir şey olmasın. Hiç merak etme. Bizimkiler geliyor. Korkma, ben seni tereyağından kıl çeker gibi çekerim. Ya. Geç otur. Geç otur. Geç otur. Ayol kalksana, gitmiyor muyuz? Adam gitti mi acaba? Artık konsere gitmemize lüzum kalmadı. Neden? Konser buraya geliyor. O ne demek öyle? Rica ederim efendim. Buyurun oturun, anlatalım efendim. Buyurun oturun. Yakışıyorsunuz. Buyurun efendim. Buyurun. Yalanımız hazır. Yalan hazır değil mi? Değil daha. Buyurun. 10 dakika yalanın hazır değil. Evet. Yasin. He. Kapıları kapattın. Bırak şimdi. Yok, o adam gelecek. Bir şey olmaz. Anlatayım. Anlatın bakalım. Konsere oğlum. Neden gidemiyorsun? Sebep ne? Yeah. Sebep ne? Onu izah edeceğim efendim. Ne oluyorsun damat? Yok. Başından bir hadise geçti. Sinirli, hala sinirden titriyor. Öyle mi? İçin, evet. Kapı sesini geldi, duydum. Efendim, bu Beyza Günaydın. Evet. Bizim damattan ayrıldıktan sonra... Evet. Cungo isminde biriyle nişanlanmış değil mi? Olabilir Cungo. Canım. Cungo, ha. Olabilir. Şurada oturayım. Niye? Ne oldu damat? Orada sıkıldım. Dar yer orası. Hiç olmazsa kadınların yanında dövmez belki. Efendim, bu Cungo da... Bizim damatla Beyza Günaydın'ın macerasını öğrenmiş. Evet. Kıskançlık basmış içini. Şimdi Beyza'nın yeni nişanlısı ya.
Tabii. Gelip bu eski nişanlısını görmek istemiş. Ses duydun mu oradan? Yok canım. Aman ben sen de rivayet mi çıkartıyorum ses duydum diye. Niye huzursuzsun damat? Kim huzursuz be? Birden geldi adam. Allah belanı. Adam geldi evvela buna bir baktı. Damada. Şöyle bir süzdü seni değil mi? Öyle mi? Seni süzdü. Posamı oraya koyacak. Efendim böyle bir süzdü bunu. Beğenmemiş galiba. Sen misin dedi Beyza Günaydın'la 4 sene meclis oturan adam dedi. Damada. Görecektim bu yavrum nasıl cevap verdi. Nasıl cevap verdi? Nasıl cevap verdi? Benim beğenemedin mi dedi. Ya. Herifin yüzüne söyledi. Adamın yüzüne bir bağırdım sessiz. Şimdi adam şaşırdı. Ya adam bunları almaya gelirse. Adam şaşırdı şimdi. Biliyor musun? Ben dedi fena yaparım adamı dedi. Bu baktım titremeye başladı. Sinirden. Sinirden eli ayağı titriyor. Sen neyse işte. Bana baktı böyle mi? Al bana bak dedi ileri gidiyorsun dedi. Ne yapayım kayınpeder dedi. Şimdi bıraksam öldürecek adamı. Ya. Onun için sen aşağıdan al dedim. He. Herif sesinin tonunu yükseltti. Nadir tonunu düşürdü. Ben tonumu düşürdüm onu. Sesinin tonu. Derken dayanamadım artık. Damat şu küstaha haddini bildir dedim. Demez olayım. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yapmadık? Ne yapmadık? Burada olacaktın. Analar ne aslan doğuruyormuş. Görecektin. Ya. Vay dedi. Bağırma lan. Bağırmadan konuş oğlum. Vay sen benim kayınpederime nasıl kafa tutarsın dedi de. Kapı gıcırdadı. Aslanlar gibi bir kükredi. Sahi mi? Bir aslan sanki. Nasıl kükredin kükre? Ayol o ne biçim aslan öyle? Bu sürü aslanı karıştırmışsın. Ya benim bildiğim sinemalarda aslan harr diye kükre. O film aslan oğlum lan bırak. Şimdi adama şöyle bir dikildi. Bir yumruk patlattı, adam lap yere düştü. Ama bu bırakmadı adamı. Adam nasıl kaçıyor ama? Evet, adam başladı kalktı kaçmaya. Bu kovalıyor. Nasıl kovaladın adamı? Nasıl kovalıyor adamı? Nasıl kovalıyor? Ben önde, o arkada, ben kovalıyorum. Hırsından bir tur atıyor fazla adama bu. Öyle kovalıyor. Ondan sonra adamı bir köşede sıkıştırdı, tamam mı? Evet. Adamı köşede sıkıştırdı, adama birdenbire adam... Kafa attı adama. Adamı sıkıştırdım köşeye. Evet. Sen şimdi sıkıştırdı. Nasıl sıkıştırdın onu anlat. Adam yapma görürler diyor. Ben böyle yapayım adama. Öyle değil öyle değil. Köşeye. Köşeye sıkıştırdı. Adama bir baş attı. Değil mi baş attı Nelik? Baş attı. Evet. Ha. Zaten bir baş kalmıştı orada. Dükkan dedi ulan girme şey. Ne yaptım acıdım adama. Nasıl? Adama bir baş attı evet. Yalan. O zaman paçayı kaptı hemen. Baktım baş kalmadı ben de paçayı kaptım orada. Evet. Yarım ekmekte ne düşünüyorum onu? O bedersin yalan ya şaşırıyoruz kusura bakma. Evet. Derken adama daldı bu. Ha. Adama daldı. Kaç metre daldım. Ve köprüye getirdi adamı. Adamı nasıl köprüye getirdin? Köprüye getirdim ben buraya gezdim dedi. Nasıl? Bu sefer götürdüm. Yeni asma köprünün ayaklarına götürdüm. Öyle değil öyle köprü değil be. Herif şaşırdı tamam mı? Herif şaşırınca adam şaşkınlıktan... Adamda bir boy var göreceksin ne boy? Değil mi adam? Evet böyle şaş... 18 metre falan. Olur mu be? Olur. Adam şaşkınlıktan ağzını açtı böyle. Adam ağzını açtı. Adamın ağzını açtı ben adamın ağzından içeri girdim. Ondan sonra adam başladı diz çöküyor. Bütün millet kaçışıyor beni koruyor. Geliyor diye. Niye? Kimse sokulayamıyor. Niye? Yoldan geldim ya. Yok. Heybetinden çok heybetlendi. Çok celallendi. Adam diz çöktü. Başladı rica etmeye. Nasıl rica etti? Nasıl yalvarıyor adam? Nasıl yalvarıyor? Nasıl gidin yalvarıyor? Diyor. Evet. Gidin başım belaya sokmayın. Öyle diyelim. Dedi sizden bir ricam var dedi. Ben sizin vaktiyle Beyza Hanım'la olan maceranızı duydum dedi. Bu da. Şimdi o benim nişanlım. Benim de gücüme gitti erkek olarak izzet nefsime dokundu tabii, dedi. Tabii. Ben de plan yaptım dedi. Beyza Günaydın'ı buraya getireceğim. Onun önünde seni dövecektim. Gururumu kurtaracaktım dedi. Ama sen benden kuvvetli çıktın. Şimdi ben kadına söz vermiş bulundum. Ne olur dedi erkeklik adına. Kadını buraya getirdiğim zaman... Kadının önünde sizi bir iki böyle yüksek sesle bağırayım dedi. Siz de benden korkmuş gibi yapın dedi buna. Demesi benden bizim yok ya. Ben gururumu kurtarayım dedi. Şimdi o zaman ne dedin sen? Anlat söyle.
Ben ne dedin? Ne dedin? Ben şimdi dedim ki öyle dedim kadınların yanında dedim bana bağırmakla gururunu kurtaramazsın. Evet. Dedim bana orada 5-6 tokat at. Ha. Şimdi biraz sonra bir adam gelir buraya. Evet. Beni yerden yere vurur. Sakın karışmayın. Adamın gururunu kurtarıyor. Korktu zannetmeyin. Ya. Kadını tanımayacağız herifi kurtarmak. Siz de tanımayın canım. Zaten tanımıyor zaten. Zaten tanımıyor. Kim bak? Beyza Günaydın bu işte. Kim bu avrat? Evet Beyza Günaydın. Kim? Şşt İvan Berbat geldi. Kimse kıpırdamasın yerinden. Gel bakalım kuş. Bak şimdi yerden yere vuracak ha. Kurtar gururunu, kurtar gururunu. Konuş bakalım. Bu kadınla ilginin derecesi ne ha? Konuş lan. Cenaze marşı çalıyor lan. Konuş. Ben bu kadın ne dedim? Bu kadınla ilginin derecesi ne? 39,5 derece. Doğruyu söyle oğlum. Ben bu kadını hiç tanımıyorum abi. Hayatım. Sen beni nasıl tanımazsın? Ne oluyor ya? Gel bakayım buraya, gel bakayım. Hadi canım. Avratlar beni paylaşamıyorlar. Nişanlın Nadir var ya, evet. Bahçıvan'a bir sır söylemiş. Evet. Ama yemin ettirmiş kimseye söyleme diye. Bahçıvan da bu sırrı Şaban Ağa'ya söylemiş. Evet. Şaban Ağa da bana yemin ettirdi kimseye söyleme diye. Şimdi sen de yemin edersen bu sırrı sana söylerim. Yemin ediyorum. Nadir var ya, silahçı dükkanına gitmiş. Bu kadar bir çakı almış çakı. Silahçı da takmış burada. Mahvolduk anne, neredesin? Anne neredesin? Duruyorsun kızım, ne oldu? Gel. Çok kötü şeyler geldi başımıza. Anladım, söyle bakayım. Nişanlım Bahçıvan'a bir sır söylemiş ama yemin ettirmiş kimseye söylemesin diye. Bahçıvan da ahçıya söylemiş, ahçı da hizmetçiye söylemiş. Hizmetçi de geldi bana söyledi ama yemin ettirdi kimseye söylemeyeyim diye. Evet. Şimdi sen de yemin edersen ben de sana söylerim. Babamın ölüsünü göreyim kimseye söylemem. Nişanlım var ya nişanlım. Bir silah dükkanına gitmiş. İki tane silahla bir tane tüfek almış. Bu evde kan gövdeye götürecek. Çok korkuyorum. Başımıza gelenler ne yapacağız biz şimdi? Neredesin Rasim? Ne oldu? Başımıza felaket rüzgarları dönüyor kocacığım. Hayrola, bizim kardeşim. Bahçıvan Şaban Ağa'ya damadımız yemin ettirmiş bir sır söylemiş. Bahçıvan Şaban Ağa hizmetçiye yemin ettirmiş söylemiş. Hizmetçi kızıma yemin ettirmiş söyledi. Kızım da bana yemin ettirdi. Sen de kocamsın, yemin et ben de sana söyleyeyim. Sizin yeminlerden bir tane de ben ettim hadi. Ayol bizim damat ne yapmış biliyor musun? He. Silahçı dükkanına gitmiş. Top, tüfek, tabanca, mitralyöz ne varsa alıp getirip bu evde kan gövdeyi götürecekmiş. Sen hep böyle sessiz dolaşır mısın? Hiçbir işe burnunu sokmaz mısın? Halledemez misin Allah aşkına? Ay fenalık geldi içime. Ay ölebilirim vallahi. Bir şey anladıysam Arap oluyor. Ne yapmışsın lan sen? Ne yapmışım ben? Bahçıvan Şaban Ağa'ya bir sır söylemişsin. Yemin ettirdim. Evet ama Bahçıvan Şaban Ağa sırrını hizmetçiye anlatmış. O yemin etmiş mi? Etmiş. Hizmetçi kızıma söylemiş. Kızım da karıma söylemiş, karım da yemin etmiş. Karı yemin etmiş mi? Etmiş. Yemin etse de bütün mahalle duyar onu. Sen bugün silahçı dükkanına gitmişsin ha? Yasin. Neden gittin? Benim mevzu bahisim hayat oldu abi. Adam haber salmış. Ne diye? Gördüğüm yerde zımbalayacağım. Onun için mi gittin? Evet abi. Peki silah aldın mı? Ne alacağım lan, pahalı en aşağı 300,000 lira. Ben öleceksin hala para düşünüyorsun ben. Bu zaman ne düşüneceğim, para düşünüyorum. Oğlum. Ucuz bir tane bulaydın bari. Bir tane ucuz var fakat o arızalıymış. Nasıl? 5,000 liraya bıraktı. Aman 5,000 lira kelepir al. Aman al, kusuru var. Ne kusuru? Tetiği çekiyor. Hı. Kurşun bir ileri bir geri geliyor. Ne olur? Bir ona bir bana, bir ona bir bana. Daha ne olsun lan? Bir sopa aldım kapıya koydum. He. Girdim sopayı göstereceğim, gelme vururum diye. Bunu bırak da ben bir şey hayret ettim. O kadın nasıl da çekti seni kolundan be Mahir? Ulan nereden tanıdı o? Aa, kızımın da çok gücüne gitti ha, üzüldü kızcağız bu işe. Hani o kadın sana sahip çıkınca üzüldü biliyor musun? Baba. Efendim? Ha yavrum, sen onun babası mısın be? Ne oluyor? Baba. Söyle yavrum. Oğlum sus sen. Tamam. Sen sus! Baba. Yavrum. Söyle çocuğuma pardon. Çık dışarı. Yüksek. Çık dışarı. Baba. Efendim pardon. Söyle yavrum. Babacığım. He. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Baba kız dedikodu mu yapıyorsunuz orada? Kız seninle yalnız kalmak istiyor. Ben korkarım ondan. Kızıma tatlı şeyler söyle, gönlünü al. Sevgili nişanlım,
Ne diyorsun lan? Artık beni hiç sevmiyor musun? Ne seveceğim seni ya? Sevmiyorum. Şu kadarcık da mı sevmiyorsun? Aman o kadar ne seveceğim, o kadar da sevmiyorum. Bu kadarcık da mı? O kadar da sevmiyorum. Bari bu kadar sev. Barnağını yukarıda tut. O kadar da sevmiyorum. Halbuki ben seni ne kadar çok seviyordum. Bakma sen o rivayet seviyorsun, ediyorsun, nedir lan? Ben can derdine düşmüşüm ya. Öyleyse al yüzüğünü. Kız, bu yüzüğü geri mi veriyorsun? Ya, yoksa üzüldün mü? 80'e aldım, 90'a satarım. Öz düşmanı, alçak katil. Ben aşkı ne diyeceğim, seviyorum, ediyorum, aa para. Kızı niye ağlattın be? Yüzüğü geri verdi. Sen de aldın ha. Ne damama atacağım? Ulan bir kadın erkeğe yüzük verdi, erkek onu geri almaya tenezzül eder mi? Yok ya. Neyse ben hallederim bunu. Baba. Cebine koydun hesaba yazarın ha. Bırak şimdi. Onu bırak da benim şimdi içerideki aklıma bir şey geldi Mahir. Ya bu resmi şu karşıdaki şeyden sen almadın mı? Ben aldım. Artist resimleri. Ben aldım. Arkasına yazıyı ben yazmadım. Sen yazdın. İmzayı da ben attım. Bu işte nereden tanıdı ya? Bu işte bir tahta kurusu yeniği var. Bit yeniği. O da aşağıda. Uçak mı geçti lan? Ha. Affedersiniz. Sizinle görüşmek istiyorum. Buyurun görüşün. Olmaz. Parazitler çekilsin. Ne demek lan parazit, ne demek lan? Benim de bana ecnebiyece küfür mü ettin lan? Yok. Benimle yalnız kalmak istiyor. Baba bak lan ortak. He. Bundan yalnız mı kalacaksın? He. Ya. Ya ya bir şey yok, ya ya. Benzet lan şunu var. Buyurun yalnız kaldık. Bana bakın biraz önce Django'yu gördüm. Nerede? Top tüfek tabanca sizi arıyor. Görmesin görmesin, öldürecek sizi. Hay Allah'ım biz bu beladan nasıl kurtulacağız ya Rabbim? Sizi ben kurtarabilirim. Aman yavrum minnettarın olurum. Hayır bir şartım var. Tabii her nimet bir külfet mukabil. Buyurun ne kadar istiyorsun? Hayır öyle değil. Kızınızı istiyorum. Ya ama yavrum benim kızım nişanlı. Haa ne çıkar? Onunla evlenir bana gelir. Benden ayrılır onunla evlenir. Sonra tekrar bana gelir. Bundan ne çıkar ne çıkar? Boynuz çıkar yavrucuğum başka ne çıkar? Ama ne de olsa nişanlı kız değil mi? Bir de bana nişanlısına soralım ne dersiniz? Sor bakalım. O şimdi senin hakkını avucuna koyar. Nene! Ne diyorsun lan? Ey aslanım benim gel. Ben olur olmaz rahatsız etme ne çağırdın? Hakkını helal et. Yağlar için Trabzon'a gidiyor. Hayır efendim. Aman hemen yola çık. Hayır o Cingo mudur, Congo mudur bizim bahçedeymiş. Bir elinde tabanca bir elinde bıçak ikimizden birini öldürecekmiş. Yasin sen öldürsün abi. Hakkını helal et. Abi bize ölmek yakışmaz kocuğu sen. Ne yapalım hakkını helal et. Ne helal. Güzel geçiniyorduk halbuki. Ne güzel birbirimizi kazıklıyorduk. Ama illa ölmemiz lazım değil mi? Heh. Bu bey isterse bizi kurtarabilir. Kurtarsın. Abla bizi kurtar be. Öyle değil. Rica etme. Kurtarır ama şartı var. Söyle lan şartımı. Bakayım şartı duyunca damat herife ne yapacak? Söyle lan söylesin. Benden kızımı istiyor. Versene lan kızı niye vermiyor? Kızım benden kıymetli bu lan. Demek versene be. Benim kızım senin mustakbel karın. Bu adam namusuna dil uzattı. Bana mı? Evet. Ulan benim karım mısınız? Evet ne olmuş? Tuvalet zevksiz adam. Bunun karısını niye istemiyor? Hadi oradan. Abi sıkıntı. Hiç böyle şeyleri sevmem. Nerede bela varsa geldi başıma bulaştı. Ulan sen nene gereksin. Kalktın yağına. Bil bakalım ben kimim? Ben müneccim miyim ben? Gözümü kapatmış ben kimim diyorsun. Bilemedin mi? Bilemedim. Ben esasında... Ana! Ne oldu? Abla gitti elin ayağını. Neden gideyim? Şimdi gelecek o Cingo. Hayatım. Elim ayağımı öpeyim. Çok merak ediyorum. Cidden sen beni hatırlayamadın ben mı? Seni hiç tanımıyorum yavrum. Aşk olsun. Hani senle baş başa plaja gidiyorduk, ben bikini mayo giyiyordum ya. Hani sen kulübeye girdin. Ben seni İzmit'e kadar kovaladım. Nasıl kovalamıştın? Vay ne bu dertten kim karşımda? Niye gideyim canım? Hadi yavrum geç işte. Sevgili. Sen beni benzetiyorsun. Hadi bakalım. Eski günlerimizin hatırı için beni bir sefer öpüver. Yok canım seni öpeceğim. Ulan imza ettik, ismini yazdık, adam tabanca çekti vuracak. Bir de öptüğümü duysun, dört defa vuracak. Hadi öpüver canım. Öpmüyor. Öpmüyor musun? Öpmüyor. Ben de avazım çıktığı kadar bağırırım. Bağırsan bağır. Öpüyor lan! Hadi bakalım öp. Başımın gözümün sadakası olsun. Bela üstüne bela geldin be. Ben biliyorum o kıskanç adam görecek, asabım bozulacak. Bak aramızda kalsın gibisin. Ulan amuda mı kalktın, ne ettin be?
Hey yavrum ey, kaşlara bak be adına. Vallahi ben... Ne yapıyorsunuz canım? Çıldırdınız mı Allah aşkına? Ne yapayım lan seni ben? Onu öldürecek misin yoksa? Kim öldürecek? Değmez be. Ciğeri on para etmez adam için elimi kana bulamaya değer mi be? Aramış arayıp araba koştetler. Hayır canım. Dur diyorum Allah aşkına sana. Sana da teessüf ederim Beyza. Neden teessüf ediyorsun? Beni bu salakla mı aldattın ha? Asıl ben sana... Tamamdır lan! Konuşma lan! Asıl ben sana teessüf ederim. Demek biraz olsun bana itimadın yok öyle mi? O resim ne oluyor, resimler imzalamışsın, evet, vermişsin? Resim bana ait resim. Fakat arkasındaki yazı ve imzaya dikkat etmedin mi, benim mi? Ne var? Yazı senin değil. Şu halde? İmza da senin değil. Şu halde? İyi de ben girdiğim zaman öpüşüyordunuz burada. Canım onu da bilhassa onlardan intikam alayım diye yaptım. İntikam almak için mi? Evet. Ah kas kafam benim be. Bak hiç düşünemedim gördün mü? Ne olur affet beni Beyza. Ama bir daha tekrar etmesin böyle saçmalıklar. Tamam söz anlaştık, veriyorum sana mi? Anlaştık. Hadi, sağ ol çok teşekkür ederim. Nasıl meseleyi tereyağından kıl çeker gibi halledeyim mi? Ya senin yağ karıştırma uğursuz geliyor. Merhabalar efendim. Barıştınız mı efendim? Evet barıştık. Hoş geldin Cingo. Ne haber? Bizim de sizden bir ricamız var efendim. Ne istiyorsunuz? Bana bak ricamız... Arkadaşa para topluyoruz yardım edin. Öyle değil he? Evet, bu çocuğun yuvasını da yapıverelim. Nasıl biz yapalım? Hanımlar geldiği zaman lütfen beyi tanımadığınızı söyleyiverin. Zaten tanımıyoruz. Merhabalar. Ben de onu diyorum, zaten tanımıyorsun onu zaten. Bu kadın hala burada mı? Evet, burada. Bir dakika bayanlar. Ben bu beyleri ilk defa burada gördüm. Daha evvel kendilerini ne görmüştüm ne de tanıyordum. Peki ama o resim? İrkeçe söylüyorum, resmi ben aldım. Ya, yazı? Yazıyı kocam yazdı. Peki altındaki imza? İmzayı babam at. Ye dayı alan it oluyor. Fakat bu zavallının hiç kabahati yok. Bütün kabahat senin bu fingirdek kızında. Niye efendim? Bu fingirdek altmış birisinden evlenmek istiyor. Evet. Bu da sermaye başkasına gitmesin diye. Beni o hale soktu. Gittik resmi aldık biz de bilmeyiz. Çıka çıka bizim Cingo'nun nişanlısı. Süt! Ne kızıyorsun lan? Biz onun anasını bile tanıyoruz oğlum. Şaka şaka be. Şaka yap yan. Affedersiniz. Bir susturucu tak lan öyle git. Kızınızı vermediniz. Hiç olmazsa hizmetçinizi verir misiniz bana? Ulan Yasin. Ne var? Hani hizmetçiyi bana veriyordun. Nadir buraya gel. Ya bir yazdık bir kıştık hemen kızma sen. Sen de yapışkın adammışsın be. Al senin olsun güle güle. Sağ olun. Biz de müsaadenizi rica ederim. Salmam. Allah canımı olsun salmam. Vallahi salmayız. Salmayız. Bostanı dağıtırsınız. Salmayız. Bu evde çifte nişan var bugün. Eğleneceğiz, güleceğiz, ziyafetler var. Hadi çocuklar, siz hemen sofraları hazırlayın. Tencereler kaynasın. Bırakmayız bak, ona koyalım. Kaşıklar oynasın. Hadi bakalım. Yani burada kalmamızı mı arzu ediyorsunuz? Tabii. Burasını eviniz gibi farz edin. Soyunun, dökünün, rahatsız olun. Soyun, dökünün, banyoya girin. Kimse rahatsız etmesin. Soyun, soyun. Ne yapalım, kalalım. Kimse rahatsız etmez. Soyun, soyun. Madem ısrar ediyorlar, biz de kalalım. Zaten gidecek halim kalmadı. Cango, bugün cidden yorucu bir gün geçirdik değil mi? Olmaz. Ben de soyunum da istirahat edelim. Hey! Bana bak! Niye? Ne oluyor be? O benim kocam soyunuyor. Sana ne oluyor? Öyle yazsa. Sen niye soyunuyorsun? Takım zayıf, yedek soyunuyor lan. Her şeye teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İnşallah tiyatromuz sezona başladığı zaman sizleri bekleyeceğiz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, ortancaların alnından öpüyoruz. Ve yaşam boyu hep size böyle kahkahalar diliyoruz. Sağ olun.